Günaydın efendim, saygılar sunuyorum. Dün akşamkinden farklı olarak ben de bu görselleri kullanacağım bugün. Kullanmanın daha uygun olduğunu düşündüm. Şimdi konumuz tarım ve gıda düzeninin yeniden inşası konusunda bir çerçeve konuşma. 20 dakikada neler yapılabilir bilmiyorum ama hızla başlayayım izninizle. Buradan yapalım. Evet, efendim 1 Kasım seçimlerinden kısa bir süre önce bir CNN programı. CNN programında Ahmet Hakan soruyor. Niye IŞİD'e katılımda Adıyaman başı çekiyor? Aslında dün geceki Paris olaylarından sonra bu soru belki daha da vurgulu oldu. Soruyu sorduğu kişi Evet. Süreyya Önder. Sırrı Süreyya Önder. Ne zamanki tütün ekimi yasaklandı, Adıyaman geleceksizleştirildi. Ben bu sözü hayatımda hiç kullanmamıştım. Geleceksizleştirildi sözünü. İşin ilginci internette kullanmıyor. Yazdığım zaman altını kırmızı bu ne filan diye soruyor. Fakat çarptı beni, çok etkiledi. Bir şeyin geleceğini elinden almak, geleceksizleştirmek doğrusu Ben bunu yine bildiğim gibi kullanmam lazım herhalde. Çok çok kullanınca böyle oldu işte. Hayır bu. Nasıl yapalım? Yo, ben bir şey yaparım burada. Şuraya alalım. Yani yeter ki alçak olur mu? Pardon. Teknik arıza. Buyursun. Neredeyiz? İyice çıktık herhalde hocam şu an. Bir tane daha mı alalım? Gel elikini açın. Durdun mu hocam? IŞİD'den söz etmek tehlikeli yani. Böyle her an bir şey bekleyebiliriz. Yere atıyorum. Ya benim bilgisayardan alayım ben. Tamam. Niye böyle oluyor? Şu alttaki şeylerin hepsinden bir çıksana komple. Kim böyle? Tamam hocam. Bakalım. Evet. Bir cevap. Adıyaman geleceksizleştirildi diyor. Aslında bu tarım bitti, böyle oldu sözünü biz çok duyduk, çok da söyledik. Bu geleceksizleştiriyor, tiriyor sözünü doğrusu daha genelleştirip mevcut küresel neoliberal tarım gıda düzeni kırları geleceksizleştiriyor.
aile çiftçiliği tasfiye oluyor, doğal kaynaklar hızla tahrip oluyor, orman varlığı küçülüyor, meralar yok oluyor. Gıda egemenliğine uluslar ötesi şirketler el koymuş durumda diyebiliriz. Kırların geleceksizleştirilmesi. Peki bizim görevimiz ne? Bizim görevimizi iki slaytta simgeleştirmeye çalıştım. Birincisi mücadele etmek. İkincisi yenisini hazırlamak. Yenisini düşünmek. Yenisini iyiyi, güzeli, adili hazırlamak ve yerine koymak. Nasıl yapalım? Neler yapılmalı? İyi, adil, güzel, yenisi için nelere özen göstermek zorundayız? Hızla ve başlıklarla bunun üzerinde durmak istiyorum. Birincisi, kırsal kalkınma. Tarımsal gelişme ile kırsal kalkınma eş zamanlı. Sağlık ve eğitim hizmetlerini götüremiyorsanız kırsal alana, ulaşım alanaklarını yükseltemiyorsunuz, köy yerleşmelerini yeniden planlamak, interneti, hadi Çetin Altan'ı analım, piyanoyu, sosyal ve kültürel altyapıyı kırsal alana götüremiyorsak işimiz zor. Aynı şekilde kırsal alanda gelir getirici etkinlikleri, tarıma dayanan temiz sanayi, agroeko turizmi, jeoparkları ve diğer yatırımlarla gelir getirici faaliyetleri çeşitlendiremiyor ve zenginleştiremiyorsak işimiz zor. Dağ köyleri için tarıma elverişli olmayan alanlarda kurulu köyler için özel programlar yapmıyorsanız işimiz yok. Orada işimiz, orada yaşayan insanları sadece doğal kaynakların ücretsiz muhafızları olarak görmememiz gerekiyor. Onlar için özel programlar yapmamız gerekiyor. Sosyal yardımlara özel önem vermemiz gerekiyor. Tabii kırsal kalkınma deyince altyapıya, ekonomiye yatırım yapmak yetmez. En büyük yatırımı da insana yapmamız gerekiyor. Nitelikli örgün eğitim. Doğan Kuban Hoca'yı selamlayalım. Cehalet birçok şeyin ne yazık ki başında bu geliyor. Kırsal alanda nitelikli bir örgün eğitimi hızla oluşturmak, düşünmek, ne yapacağımızı görmek gerekir. Eğitim hakkı, insan hakkı ve insanların diğer haklarına kavuşmaları için de bir ön koşul oluşturuyor. Kırsal alanda örgün eğitim için aslında elimizde müthiş bir birikim var. Nedir o? Hepiniz biliyorsunuz. Evet, köy enstitüleri deneyimi. Köy enstitüleri deneyimi bizim en büyük esin ve en büyük özgüven kaynağımız olmalıdır. Köy enstitüleri eğitimiyle Türkiye'de özgün, kırsal alanda eğitime dayalı bir dönüşüm yaratmayı öngören bir program hazırlayabilen Türkiye, 1930'larda, 40'larda bunu yeniden gerçekleştirmek zorundadır. Gerçekleştirmek durumundadır. Tabii ki günümüz koşullarında, tabii ki çağdaş bütün anlayışları ve olanakları da kullanarak. Bakın, köy enstitülerinin az bilinen bir noktasına da işaret etmek isterim. 1942 yılında köy enstitüleri artık okullar çalışmaya başlar. Öğretmenler çıkacak. Bu öğretmenler ne iş yapacak diye bir yasa çıkar. Bu yasada der ki 42 tarihi 4224 sayılı yasanın 10. maddesinin
üçüncü fıkrasıdır bu, pardon, A, B diye ayrılır. Köy öğretmeninin okulda yapacağı işler A'dır, köyde köylülerle yapacağı işler B'dir. Bakın ne diyor? Türünün tükenmemesi ve körlenmemesi gereken hayvan ve bitki cinslerinin bulunması ve korunması ile ilgili işlerde muhtar, köylü ve diğerleriyle işbirliği yapmak. Değerli dostlar, 1942'den söz ediyorum. Daha traktörler girmemiştir. Biyolojik çeşitlilik bilmiyorum ama dünyada da az konuşuyordur. Ama o ne cumhuriyettir? O ne köy enstitüleridir? Nasıl uzağa, ufkun ötesine nasıl bakabilmektir? Çağdaş eğitimin her aşamasında, her yerinde doğa bilinci ve doğa kültürü mutlaka yer almalıdır. Köy enstitüleri bize bunu öğretir. Tabii nitelikli yetişkin eğitimi de gerekir. İnsan kaynağını geliştirmek, insanları yazgıcı ve pasif üreticiler olmaktan, kırsal alandaki insanları üretken ve örgütlü çiftçiler haline getirmek. Bu anlamda bilgiyi arayan, haklarını koruyan, haklarını savunan insanlar haline getirmek için insan kaynağını geliştirmeye yönelik yetişkinler eğitimi çalışmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerinin, Levent'e selam olsun, dünkü bu müthiş sunuşu içinde ayrıca çok heyecanlandım, teşekkür ediyorum. Doğrusu en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi kırsal alanda etkin bir tarımsal yayım sistemidir. Bunun yanında hiç unutmamız gereken, kadınların bütün eğitim süreçlerine eşit ve tam katılımıdır. Sadece onlara özel programlar değil, onları ikinci sınıf bilgiye mahkum eden, siz bu kadarını anlarsınız, size işte biz öyle yaparız bakanlıkta bazen, ev ekonomistleri tarımı anlatsınlar, kadına başka türlü erişemeyiz. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Kadının hayata ve tüm eğitim süreçlerine eşit ve tam katılımı kırsal alandan başlayacak, kırsal alandaki dönüşümün anahtarı olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Evet, etkin tarımsal araştırma, şimdi dün tartışıldı bu verimlilik konuları falan, bu yeni inşa edilecek tarım ve gıda düzeni mutlaka bilgi temelli olmalıdır. Araştırmaya mutlaka ihtiyacımız var. Türkiye'de tarımsal araştırma sisteminde 3 aktör var. Birisi özel araştırma, ne yazık ki çok küçük ve bizim sektör genelde dışa bağımlı olduğu için fazla işlevsel değil. Kamu araştırmaları yönünden şanslıyız. Belki Avrupa'nın en büyük kamu araştırmaları yapısı bizde var. Dokusu var, örgütlerimiz var, araştırıcılarımız var. Ama yeni bir heyecan ve yeni bir, daha da önemlisi, strateji gerekiyor. Kamu araştırmasının yeniden örgütlenmesi gerekiyor. Sevgili Mustafa Pala en deneyimlimiz, o konuşacak, onun için fazla girmiyorum. Ama müsaade edin, ziraat fakülteleri için bir şey söyleyeyim. 38 ziraat fakültesi var, 34'ü öğrenci alıyor. 1348 hoca var. 1348 hocayla neleri devirirsiniz ya, ne dağları deviririz. Ama bunu beceremiyoruz. Bunu beceremiyoruz. Bunu ne yazık ki ziraat fakültelerini yeniden yapılandırmak, ziraat fakültelerini çok daha farklı, kırsal alanla etkileşimi çok yüksek olan araştırma geleneğini tekrar sahip olmuş. Şimdi yansıya bakarsanız tekrar sahip olmuş diyorum. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl bayramında Yüksek Ziraat Enstitüsü açılıyor.
ilginçtir. Türkiye'nin ilk araştırmaya dayalı üniversitesidir Yüksek Ziraat Enstitüsü. Humboldt Üniversitesi'dir ve çok geniş bir bilimsel altyapısı vardır. Alman ünlü hocaları vardır yukarıda gördüğünüz ve davetiyesinde der ki Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ulusumuza açılış davetiyesinde ulusumuza ve uluslararası bilime armağanıdır. O kadar da iddialıdır, o kadar güzeldir ve Türkiye'nin ilk fizik doktorası Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde yapılır, İstanbul Üniversitesi'nde değil. İlk kimya doktorası, ilk jeoloji doktorası Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde. Bu araştırma misyonumuzu, görevimizi yeniden kucaklamak ama Türkiye'nin gerçekleriyle, kırsal alanın gerçekleriyle bütünleşmiş bir araştırma anlayışını ortaya yeniden kavuşması gerekiyor. 1348 hocalı ziraat fakültelerinin, tabii bunun içinde galiba üniversitelerimizin özgür, özel toplumcu üniversiteler haline de dönüşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, Ali Ekber Yıldırım arkadaşımız burada yok herhalde ama şu anda dün en büyük sorunu tarımın toplum önemsemiyor dedi. Toplum önemsemiyor dedi. Doğrusu ben de belki başka kelimelerle buna çok önem veriyorum. Bizim tarımsal ve gıda düzeniyle ilgili kentlerde düşünce kuruluşlarımız yok. Araştırma merkezlerimiz yok. Romancılarımız, sinemacılarımız tarıma çok az yer veriyor. Tabii tarımla ilgili yapılan şeyler var ama bunları çok daha güçlendirmek ve kentlerde, kentte yaşayanların tarımı sahiplenmesini, bizim söylediğimiz doğa ve insan odaklı yeni tarımı sahiplenmesini yaratmamız gerekiyor. Bakınız, güzel örnekler yok değil demeyelim. Buğday Derneği, Tema Vakfı, dün temsilcisini izlediğimiz Yavaş Gıda Hareketi, Yeryüzü Derneği, haksızlık yaparak buraya alamadı. Gerçekten çok önemli sivil toplum hareketleri var. Bunların desteklenmesi, genişletilmesi, yenilerinin eklenmesi gerekiyor. Dostlarımız var. Hepsine selam olsun. Çoğalmaları gerekir. Ben Instagram'da Cem Seymen'e, hiç programını izleyemedim, özür dilerim kendisinden huzurunuzda, yani o para dedektifinin tarımla ilgili. Ama Instagram'da şeylerine bakıyorum, ne yazılar var inanır mısınız? Yani diyorlar ki, sen mutlaka tarım bakanı ol. Böyle yüzlerce şey gördüm. Tarım bakanı ol, yarım şey. Çiftçi, tarımın güzelliğini sizden öğrendik, programlarınızı tekrarlasınlar falan gibi bir sürü İstanbul, İzmir, Ankara'dan yazılar var. Tabii Güngör Ural, Serdar Kazık, Cile Ben Mayor ve bugün burada olan, bu toplantıya katılan Ali Ekber Yıldırım'a teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, kentlerde tanıtıcı, öğretici kuruluşlara da ihtiyacımız var. Burası Berlin'in göbeği. Göbeği de demeyeyim, Dahlem. Dahlem'de Prusyalılardan kalma bir çiftlik var. Berlin'in içinde Dahlem, bugünkü hali 1500'lerde kurulmuş bir çiftlik. Giderek küçülmeye başlamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra semt halkı, ya burada bu çiftliğe bizim ihtiyacımız var, bu dursun demişler. Dahlem Dostları Derneği'ni kurmuşlar. Kültür Bakanlığı ile anlaşmışlar. Orası şimdi bir açık hava müzesi. Orada küçük parsellerde tarım yapılıyor. Dahlem'de küçük hayvancılık var. Girişte kır zanaatları merkezleri var. Tarım Tarihi Müzesi var. Ondan sonra festivaller yapılıyor. Patates festivali, hasat festivali. Ama en çok ne yapılıyor biliyor musunuz? Çocuklar gelip orada yaş günlerini kutluyorlar. Biz de
Ankara'da yaş günlerini, bir ara çok modaydı, hala öyle bilmiyorum ama McDonald's'larda falan kutluyoruz. Şimdi bir Ankaralı olarak buraya bakınca çok utanıyorum, mahcup oluyorum. Önce ben utanıyorum, koskoca Atatürk Orman Çiftliği'ne sahip çıkamadık adam. Prusyalılardan kalma Dahlem Çiftliği'ni korumuş, dernekleşmiş, örgütleşmiş ve onu insanların gittiği bir yer haline, yaşayan bir öğrenme merkezi haline getirmiş. Biz bunu Atatürk Orman Çiftliği'ne yapamadık. Bunu gidermemiz lazım. Bunun üzerinde düşünmemiz ve hatalarımızı görüp gidermemiz lazım. Tabii başka etkinlikler yok değil. Bu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilim Okulu'nun açılış töreni. İki büyük dost, birisi aramızda değil, Talat Sait Halman, biri de sevgili Toprak Dede, birlikte açmıştık, hala hizmet veriyor. İlkokul dördüncü sınıf çocuklarına toprağı anlatıyor. Başka bir iki örnek, Tohumlar Kampüs'e, Buğday Derneği'nin dört üniversitemizde şimdi kent bostanı var. Bu Mersin Üniversitesi, bildiğim kadarıyla Çukurova Üniversitesi, İTÜ Taşkışla Kampüsü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Aynı şekilde çok hoşuma giden renkli, lütfen bir gün açın, Roma Bostanı diye girin. Cihangir'de halkın, semtlilerin çok da el konmak istenen o Roma Parkı'nda ne kadar güzel şeyler yaptıklarını, bir kent bostanı gerçekleştirdiklerini ve büyük mücadele yaptıklarını göreceksiniz. Evet, toplumun doğal desteğini almak gerekiyor. Bir konu doğal kaynaklara yatırım. Doğal kaynaklara yatırımla ilgili, bundan sonraki oturum doğal kaynaklarla ilgili olduğu için fazla bir şey söylemeyeceğim ama bakın geçenlerde bir konuşma dünyayı meşgul etti, özellikle iş çevrelerini. Tanıdınız değil mi Bill Gates'i? Bill Gates dedi ki, özel sektör iklim değişikliğine çözüm olacak alternatif enerji kaynakları geliştirmede fazlasıyla yetersiz ve bencil. Allah Allah, Bill Gates sosyalist mi, kamuculuğum sosyalizmi öneriyor falan diye bu çok konuşuldu, basına düştü. Doğrusu ben bunu okur okumaz, işte yine aramızda olmayan birisini hatırladım, Hugo Chavez. Chavez, iklim değişikliği bir banka olsaydı çoktan kurtarırlardı diye bir sözü var. Şimdi peki doğal kaynaklara yatırımı kim yapacak? Doğal kaynaklara yatırımı mutlaka kamu öncülüğünde bir seferberlik olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir oyunun kurgusu büyük sermaye tarafından yapılıyorsa orada karlar sermayeye, zararlar kamuya gider, kalır. Bu anlamda kamu öncülüğünde bir büyük seferberlik İnşanın, tarımı yeniden inşanın kaçınılmaz gerekliliğidir. Evet, bir adım daha atalım. 5N1K. İletişimci dostlar bilirler, haber yazarken ya da iletişim dünyasında N'ler vardır. Ne, nasıl, nerede, ne zaman falan. Bir tane de K var. Bu K kim? Kim? Anahtar da budur. Yani boşta durur. Ne, nerede, ne zaman, kim? Kim? Kimi bulmak çok önemli. Şimdi yeni tarım inşa ediyoruz. Ne üreteceğiz? Ne zaman üreteceğiz? Nasıl üreteceğiz? Hep bunları konuşacağız ama kim üretecek? Yeni tarım gıda düzeninin inşasında ana aktör kimi görüyoruz? Kimi destekleyeceğiz? Kim olmalı? Bu sorunun yanıtı çok temeldir. Peki kimi seçelim? Tabii ki
aile çiftçiliği. Tabii ki aile çiftçiliği ana omurgası haline gelmektir. Aile çiftçiliği doğaya sırtını dayayan, doğadan güç alan ve doğaya koruyan bir tarımdır. Doğal kaynakların sorumlu kullanımı ve aidiyet duygusunu orada görürsünüz. Şirket tarımında adeta tüketilebilir bir kaynaktır topraklar, doğal kaynaklar. Tüketilebilir, kâra, ranta döndürülebilir bir kaynaktır. Ama aile tarımında bunun sorumlu kullanımı ve aidiyet duygusu çok daha gelişmiştir. Kırsal ekonominin itici gücü ve temel istihdam kaynağıdır. Aile çiftçiliğini geliştirmezseniz kırlar bomboş kalır, o kırların hiç koruyucuları olmaz. Ekonomik krizlere ve iklim şoklarına karşı direnç oluşturma açısından son derece önemlidir. Yine aynı şekilde yerel bilgi ve birikimin yaşatılması ve geleceğe taşınması açısından aile çiftçiliği son derece önemlidir ve yaşamsaldır. O halde tercihimiz aile çiftçiliğinden yanadır. Bu aile çiftçiliği için hemen bir şey söylememiz lazım. Tabii teknoloji, yenilikçilik nasıl olacak? İşte burada araştırmaya çok ihtiyacımız var. Ama yepyeni bir anlayışla ihtiyacımız var. Bilime ihtiyacımız var. Bunun için de araştırma çiftçi işbirliği. Araştırma çiftçi işbirliğinin çok farklı modelleri, çeşitleri var. Ama çok önemli bir alan olduğuna inanıyorum. Ben de bir dönem çalışma fırsatı buldum. Çok kısa da olsa kırsal alanda çiftçilerle birlikte araştırma yapan. Aslında zaten kopukluk sanayi devriminde, yani 10 bin yıl bilgi, tarımsal bilgi bitkiyle birlikte üretilmiştir arkadaşlar. 10 bin yıl bitkiyi üretenler bilgiyi üretmiştir. Onları birdenbire hadi artık senin işin bitti diye bir köşeye koyamazsınız. Biz araştırma çiftçi işbirliğini yeniden kurmak durumundayız. Yerel bilgi birikiminin araştırma evrenine aktarılması gerekir. Araştırıcıların üretime değil, üreticiye ve onun yaşadığı sorunlara odaklanması gerekir. Bu iki büyük aktörün birbirinden öğrenmesi ve birbirinden güvenmesi ancak araştırma çiftçi işbirliğinin doğru kurgulanmasıyla olur ve araştırma bulgularının hızla hayata aktarılması için böyle bir işbirliği kaçınılmazdır, son derece gereklidir. Tabii bunu takip eden bir yayım anlayışı, yeni bir yayım anlayışı, çünkü bu yeni tarımda çiftçinin kendi ekolojisini çok iyi bilmesi ve çok iyi izlemesi, değişimleri izlemesi ve ona göre kararları vermesi lazım. Ciddi bir yol arkadaşına, ona tavsiye eden ya da elinde şunu şunu şu zaman yapacaksın diyen bir yayımcıya değil, ama onunla birlikte düşünen, onunla birlikte değerlendiren yayımcılara ihtiyacı olduğunu değiniyorum. Peki küçük çiftçiler, araştırma, yenilik yetmiyor. Yetmiyor. O yeniliklerin hayata aktarılmasının da koşulları var. Bir tanesi, örgütsüz olmaz. Küçük ya da aile çiftçiliği örgütsüz olmaz. Aile çiftçiliği örgütlülüğe dayanır. Bakın yeni okudum, 2012 aslında eski de bir rapor ama çoktandır elim değmemiş, okuyamamıştım. Support for Farmers Cooperatives diye 11 büyük akademisyen hazırladığı bir rapordur Avrupa Birliği için. Komisyonun fonladığı bir rapor. Buradan bir iki bulgu, bu raporun içeriğinden 4 tane nokta okumak istiyorum. Bir tanesi, 8 ürün seçmişler. Avrupa ülkeleri pazar payı ortalaması %40. %40. Bu ürünler içinden kooperatifçilikte çok etkili olmayanlar var.
ve Avrupa Birliği ülkelerinin tümü, yani kooperatifçiliğin hemen hemen çok az geliştiği Bulgaristan'da var, içinde Romanya'da var falan, bütün bunlara rağmen %40. Finlandiya'da sütün 97'si, Hollanda'da meyve sebzenin 95'i, İspanya'da zeytinin %70'i. Kooperatiflerin pazar payının yüksek olduğu yörelerde çiftçinin eline geçen fiyatlar açısından fiyatlar da yüksek ve istikrarlı, fiyat dalgalanmaları çok daha sınırlı olduğunu saptıyorlar. Bir son ve hepimizin dikkat etmesi gereken bir bulgu da Avrupa Birliği'nde farklı düzeylerde 300'ü aşkın kooperatif destekleme biçimi var, türü var. Yani bunlar içinde ayrıcalıklı vergiden, işte eğitime katkı gibi, üyelerine vereceğin eğitime katkı gibi, işte ne bileyim gezilere yardıma kadar ve değişik düzey, kimi ortak tarım politikası düzeyinde, kimisi ulusal düzeyde, ama 300'ü aşkın mekanizmayla kooperatifler destekleniyor. Bu ne kadar önemlidir? Bunu hiç unutmamamız ve destekleme politikalarımızın bir tarafında çok etkin yer vermemiz lazım. Buradan kamu politikalarına geçelim. Yani ne dedik? Örgütlü olmaz. Düşünün Allah aşkına, Türkiye'de sütün %97'sini kooperatifler örgütlüyorsa, küçük çiftçiler, bizim hayvancılığımız değişmez mi? Farklı olmaz mı? Ne kadar önemli yani bunu sağlama. Ama burada kooperatif, bizim yaşantımızdaki kooperatiflerden biraz daha farklı tabii. Çok daha demokratik, çok daha insanların kendi çabalarıyla gönüllü biçimde kurduğu kooperatifler. Tabii çiftçi örgütsüz olmaz deyince hak arama örgütlerinde, mesela Çiftçi Seni burada anmak lazım, önemli olduğunu vurgulamam lazım. Aslında demokratik bir ziraat odaları birliğine de Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünürüm. Evet, kamu politikaları alanında da söyleyeceklerimle yavaş yavaş bitireyim. Desteklemenin temel hedefleri: gıda güvenliği, doğanın korunması, aile çiftçiliği, sürdürülebilir yoğunlaşma ve üretici örgütlenmesi olmalıdır. İkincisi, kamunun müdahale kapasitesi ve müdahale araçları güçlendirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. Bunun çok önemli olduğunu yaşadığımız dönemde düşünüyorum. Çünkü küresel tarım ve gıda düzeni, kamunun elindeki müdahale gücünü son derece zayıflattı ve bizlere de dikte ettirdiği biçimde biz kendi müdahale araçlarımızı, kendi kurduğumuz işte kurumları, zirai donatım kurumlarını, ondan sonra diğer kurumlarımızı da özelleştirdik, kapattık. Bunları değerlendirelim, masaya yatıralım, bunları yeniden canlandıralım mı? Hangilerini canlandıralım? Nasıl canlandıralım? Yeni müdahale örgütleri kuralım. Kamunun müdahale kapasitesi olması lazım. Bunun hepsini her zaman da kullanmak için değil, ama seçenekleri olması lazım. Kapasitesi olması lazım. Yoksa yön veremezsiniz. Bir kararlılığınız, bir politik iradeniz varsa bunu hayata geçirecek gücünüzün de olması lazımdır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gayri safi yurt içi hasılanın %1'i tarımsal desteklere ayrılmalıdır. Kamu arazilerinin değerlendirilmesi anlayışı kamu yararına değiştirilmelidir. Ne demek istiyorum? Allah aşkına, devlet üretme çiftliklerini şimdi isimle TİGEM'i kiraya verecekseniz, bakın orada aile çiftçileriyle düşünün. 2B ormanlarını, işte bu 2B oldu diyorsunuz falan, dışı kaldı. E peki orada aileler tarımsal faaliyet yapabiliyorsa onlara verin. Ya da işte yeni zeytinlik alanları, şu alanları, bu alanları. Kamu kaynaklarını satsın diye değildir. Oradan para kazansın değildi diye değildir. İnsanlar ve kamu ondan da uzun süreli yararlansın diye kamu onların sahibidir. Yoksa özel sektör gibi, sermayeci gibi onların sahibi değildir hazine. Bunu
onlara çok iyi anlatmamız lazım. Bu politikalarla ilgili son bir şey söyleyeyim, kamu politikalarıyla ilgili. Üste yazdım hedeflerini, bunlar içinde ihracat yok. Türkiye birçok ürünlerin üretiminde dünya lideri haline geldi. İhracat yapmayalım, yapalım. İtirazım yok. Yapalım gerekiyorsa. Ama önce gıda güvenliğidir. Yani şimdi Türkiye'de ithalat arttı diyoruz, biz eleştiriyoruz. Diyorlar ki ihracat da arttı. İşte ikisi de 17-18 milyar civarında birbirini dengeledi. Biz doğaya saygısı olan insanlar, insana saygısı olan insanlar şunu her yerde söylemeliyiz. Tarımda ithalat artışını ihracat artışıyla dengeleyemezsiniz. Bunu dengeleriz derseniz size 3 tane sorun var. Birincisi, bu alışverişler, bu gidiş gelişler daha çok kimin işine yaramaktadır? Bu sorunun cevabını isterim. Bu alışverişlerin, bu gidiş gelişlerin doğaya yükü ne kadardır ve kimin omuzlarına binmektedir? Bunun cevabını isteriz ve bir gün tarım ürünleri ithal olanağı zorlaşır ya da kalkarsa ne yapacaksınız? Siz önce gıda güvenliğinizi sağlayın. İthalatı durdurun. Ha tabii ihraç ediyorsanız itirazım yok yani. İhraç etmek gerekiyorsa edebilir ve bunun parasını çiftçiye gidiyorsa, bundan yararlanan aile çiftçileri oluyorsa tabii ki onu ayrıca değerlendirelim. Bunu söylemek istiyorum. Evet, 20 dakikamı öyle, bu başkansız sunuş çok hoşuma gider benim. İstediğim kadar konuşuyorum. Mahir burada, o bile karışamıyor. Ya bu kadar olabilir. Koca Mahir bile müdahale etmiyor. Çok güzel. Yine de fazla istismar etmeyeyim. Bakın, şöyle bitirelim mi? İnsansız, insafsız ve doğaya saygısız küresel endüstriyel tarım sistemi Anadolu'nun gün görmüş topraklarına hiç yakışmıyor. Çok duygulu oldu. Biz yakışmadığı için değil, tahrip ettiği için, insan emeğini sömürdüğü için karşıyız ama doğrusu çok inanıyorum. Yani bu topraklara, başka yerde bilmem ama bu Anadolu'nun gün görmüş topraklarına dışarıdan bize gönderilmiş işte fabrika tarımı filan, bunlar yakışmıyor. Bu topraklara yakışmıyor. Bilgi temelli, doğaya dost ve insan odaklı bir yeni tarım gıda düzeni için durmadan ve yılmadan güneş toplayalım diyorum. Güneş toplayalım dostlar. Sağ olun, saygı. Oturumun adı Planlama ve Tarım. Kuşkusuz böylesi bir başlık çok yönlü, çok çeşitli süreçleri, tartışmaları gerektiriyor. Tarımın misyonu ya da öngörüsü, tarımın gelişme gereği, gelişme doğrultusu, bu gelişmeye dönük stratejiler, politikalar, hedefler, somut planlar ne? Neler olabilir? Ne için hangi amaçlar öne çıkmalıdır? Bu amaçların ana eksenleri neler olmalıdır? Tarımın sorunsalı nedir? Öncelikli sorun alanları nedir? Bunlar aşılmadan gelişme sağlanabilir mi? Nasıl aşılır? Ne tür toplumsal, ne tür ekonomik, ne tür teknolojik yaklaşımlar gerekir? Bütün bunların tümünün plan anlayışıyla tartışması gerekir. Ancak başlı başına bir seminer konusu olacak böylesi bir kapsam yerine düzenleyicilerin öngördüğü bir kısıtlı alanda bu tartışmayı yapmaya çalışacağız. Ne bu? Tarımın gelişmesine etkili olan doğal varlıkların, doğal süreçlerin planlanması. Doğayı koruyamıyorsak, doğayı, çevreyi koruyarak
yönetemiyor isek tarımsal gelişmeye sağlamamız mümkün değildir. Dolayısıyla doğal varlıkları ve çevreyi korumak tarımsal gelişmenin ön koşuludur. Dünyada ve bu ülkede bitkisel üretim, hatta hayvansal üretim topraktan sağlanıyor ise, bu ülkenin kullanılabilir tarım arazisi rezervi kalmamış ise, bir avuç toprak üretilemeyen bir kaynak ise ve gün gün verimli tarım arazileri tarım dışı amaçlarla talan ediliyor ise, araziyi kullanımını planlamak gerekmektedir. Bu ülkede sudan sebep, sudan ucuz lafları atasözü gibi söylenir durur. Bu ülkenin su varlığı çok değil, kısıtlı. Bu su varlığı kullanan en büyük sektör, suyun çoğunu kullanan süreç tarım. Ama tarımsal sulama ne ölçüde rasyonel yürütülüyor tartışılabilir. Su varlıkları nasıl korunabilir, bunu planlamak gerekmektedir. Ve tabii bütün bu planlama süreçleri önce doğru durum saptamasını gerektiriyor. Bilim ve teknik temelinde doğru belirlemeleri gerektiriyor. İşte bu noktada araştırma son derece yaşamsal bir alan. O nedenle birbirini tümleyen bu böylesi bir planlama sürecini konuşmaya çalışacağız. Kimle konuşacağız? Öğrenciliğimizde Erzurum'da bir Kemal Karlıbel diye bir arkadaşımız vardı. Kartvizit bastırmıştı. Turşu Kemal, şimdilik Türkiye. Turşu Kemal gibi değiliz. Kimse kimseyi yeterince tanımıyor. Ama kısaca konuşmaları tanıtmak istiyorum. Yücel Çağlar, Orman Yüksek Mühendisi. Orman Mühendisleri Odası ve Ormancılar Derneği'nde görev yaptı. Dahası ciddi bir aktivist, bir doğa savaşçısı, tek başına bir ordu. 1994'te Ankara'dan İstanbul'a toprak için yürüdü tek başına. Kırsal Çevre ve Ormancılık Derneği'ni kurdu. Kısacası soyu tükenmiş bir devrimci. Gerçekten öyle, iltifat etmiyorum. Ertuğrul Aksoy, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Öğretim Üyesi, toprak bilimcisi, uzman ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanımız. Sayın Mustafa Pala, meslektaşım, Türkiye'de tarımsal araştırmanın başından sonuna kadar süreçte yer almış önemli bir teknokrat arkadaşım. Tosun Yıldız henüz yok galiba. Kendisi inşaat yüksek mühendisi, inşaat mühendisi odasının yönetimlerinde önemli görevler üstlenmişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun zaman çalıştı. Süremiz kısıtlı. Arkadaşlarımıza en fazla 20 dakika konuşma olanağı tanıyabileceğiz. Ve mümkünse bir 10 dakikalık sadece soru ile kısıtlı bir tartışma açacağız. Çünkü katkı olunca zamanımız ne yazık ki el vermiyor, ama soru olmasa katkılara da olanak tanımak mümkün. Buyur Yücel. Benim söylemeye çalışacaklarımı büyük ölçüde ters geleceğini baştan söyleyeyim. Yani söyleyeceklerimi belki yadırgayacaksınız. En başta şu isimden başlayalım. Tırnak içinde çevre yönetimi. Çünkü kafamda şöyle bir soru var. Şunları aşamadığımız takdirde o çevre yönetimi hep tırnak içinde kalacak diye düşünüyorum. Bu kavramlar bir gece ansızın geliyor. Terim, kavram, isim, yaklaşım bir geceye geliyor ülkemize. Bir daha da çıkmıyor. Bir başkası gelinceye kadar. Ve biz ne yazık ki bu kavramları getirince, gerektiğince, ya niye bayram bil, seyran bil, enişten beni öptü sorusunu sormuyoruz. Bu önemli açmazlar yaratıyor. Çünkü kirleniyoruz. Bir de düşünsel olarak kirleniyoruz. Orada birkaçını örnekledim sadece.
yeşil olarak tanımlıklarımı gösterdiklerini daha sonra bir daha konu edeceğim. Çünkü orada sorun var. Herkes biliyor, herkes söylüyor, her yerde yazılıyor. Her şey birbiriyle etkileşim içinde. Eğer bu tespite gerçekten içtenlikle katılıyorsak işimiz zor. Ben katılanlardan birisiyim ama katılmayıp da hani o birisi öyle söylemişti. Özde değil de sözde değil de özde katılmıyorum. Benim katılmamam böyle. Çünkü çok ciddi problemler getiriyor. Böyle bir yaklaşım içinde olursanız. Her şey birbirinden etkileşiyorsa o zaman hiçbir şeyi birbirinden ayrı ele almamanız gerekiyor. Bu kadar basit. Ama alıyoruz. Bakın göstereceğim şimdi örnek. Birincisi çevre. Bu görüntüyü hatırlıyor musunuz? Avatar filminde oradaki o havada asılı kalan kara parçaların üzerindeki orman ekosistemleri, başka şeyler hepsi var. Çevre böyle çoğumuzun kafasında. Orada bir yerde çevre var. Halbuki tanımını okursanız öyle değil. Tanımda da diyor ki yani işte canlı cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortam falan vesaire falan. Bakmayın siz öyle söylendiğine. Aslında kafamızda örtük olarak olan çevre bu. Orada bir yerde var, kirlenmeyecek, korunacak vesaire. Bir kez buradan başlıyor benim aykırılığım. Sonra bu yaklaşımlarda tabii böyle bakınca da böylesi kaçınılmaz oluyor. Her süreç, varlık ve olguyu birbirinden soyutluyoruz. Kesinlikle bütün bunu belki biz yapmıyoruz, buradaki katılımcılar yapmıyor ama yaygın olan, egemen olan düşüncenin içinde bu var. Dün de konuştuk, belki daha önceki günler ben katılamadım, belki onlara da konuşuldu. Verim, verimlilik artışı böyle bir ne nedir? Bir ülkü oldu. 10 yıl çalıştığım kurumda ya nasıl verimlilik artışı, ne pahasına verimlilik artışı? Ne pahasına verim artışı? Sorunun peşinde oldum ama tabii çok fazla etkili olmadığım için hiçbir şey kazanamadım. Ciddi yaklaşım sorunlarımız var. Yalnızca sorun gündeme geldiği zaman herhalde Anadolu kültürüne çok mu yerleşik bilmiyorum. Belki kültür bilimciler onu sorgular ve bizi aydınlatır. Hep sorun odaklı. Sarla onu söylüyorum. Ve yaşama yeteneklerimizden soyutluyoruz. Cemal hocamın sunuşu sırasında bir de dedi üreticiler var dedi. Yani bir de kim yapacak bunu? 5NBK'da K var bir de. Ama biz yaşama etkinliklerinden de bu denli soyutlayan bir çaba olunca çevre hep benim kafamda Avatar filmindeki o şeyler. Havada gezişen kara parçaları. Aslında bir örgütlenme var. Örgütlenme yapısı. Bakın nereye yansıyor bu yapım. Bunu yeni hazırladım. Hazırladıktan sonra inanır mısınız tarım ve en üstte o TKDK Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu. Onu dün akşam aklıma geldi. Ya onu unutmuşum. Daha kim bilir neler var unuttuğum. Böyle bir yapı var. Birbiriyle hiç ilişkisi yok. Böyle bir yapı var. Birbiriyle çatışmalı. Böyle bir yapı var. Birbirinin yaptığını hiç dikkate almayan. Ankara'da suyla ilgili bir toplantı yapılıyor. Orman Bakanlığı'ndaki ilgili genel müdürlüğü arkadaşlar yardım istedi. Gittik. Değerli arkadaşlar, Orman Bakanlığı'nın çatısı altındaki birimlerden bile tam katılım yok. O kadar herkes bağımsız bir cumhuriyet ama yalnızca burada değil bu. Mesela sadece örnek olarak veriyorum. Sayısal çokluğuna bakın. İki tanesini daha sonra üzerine duracağım. Bunlar var ama bu var. Bu yasaların ne çıkış amaçlarında bir koşulluk, bunu geçen toplantıda da söylemeye çalışmıştım. Ve inanılmaz çelişkiler var. Türkiye'de sırf havza yönetimiyle ilgili olarak yapılması gereken çalışmaların, yapması gereken kuruluşların dökümünü bir çıkarsanız şaşırıyorsunuz. Ölçekleri de inanılmaz değişiyor. Bir başkası yine aynı durum burada da söz konusu. Fakat burada aşağıda farklı renklendirdiğim iki konu Ozan arkadaşımız biraz özellikle 6360 tane üzerinde duracak herhalde ağırlıklı konusu da o. Çok sevindim. Bu iki düzenleme Türkiye'de
Yani ilginç sayılabilecek bir şekilde, ben biraz abartarak söylüyorum, sataşın diye hiç tartışılmadı. 6292 sandı ki 2B yasası. Söyleye söyleye diyelim de tüy bitti. 6292 2B yasası değildir. 2B arazilerinde satar, bir tane bileşeni olur, bir bileşeninde olur. Ama yasanın çok daha köklü, önemli getirileri vardır. Olumlu anlamda söylemiyorum. Sadece şunu bilin, 30 milyon dönüm sadece 6292 sayılı yasayla birden tarıma, yerleşmeye ya da benzeri yapılaşmalara açılacaktır. Bir çırpıda. Ve bunun net olarak söylüyorum, henüz yapılaşmamış %60'ı orman rejiminden yeni çıkmış ama başka hiç herhangi bir kullanıma açılmamış yerler. Orman manzaralı yapılar. Ankara'nın Gölbaşı'nda 450 milimetre yağış olan Türkiye'sinde Hülya Avşar'ın görüntülerini verdiği o yat limanlı vesaireli yapılar. Böyle bir yapıda çevre yönetmeye kalkarsanız yine bu kargaşa çıkar. Yine geçelim. Şu kavramlar üzerinde çok taktım. Dün de yenisini öğrendim. Slow food. Değerli dostlar, birileri bize bir şey verirken tatlandırır. Değil mi? Ve bu tatlandırılmış şeyi almaktan da müthiş bir keyif duyarız biz. Aldıktan sonra eğer bedenimize bir zarar verirse jeton o zaman düşer. Niye böyle sürekli olarak, çok bir argo bir deyim vardı, o geldi aklıma ama tabii söyleyemeyeceğim onu. Ama böyle olmaması gerekiyor. Biz düşünen bir kafaya sahip isek önümüze atılan her şeyi yememeliyiz. En azından yememeliyiz. Bir tadına bir bakmalıyız. Yeşil tarım vesaire o olayının tedbirinin sonuçlarını biliyoruz bütün dünyada. O örnek varken dahi böyle. Şimdi bir de kısaca, çok kısa olarak tarım işletmeleri, tarımsal yapımızı işletme düzeyine baktığımız zaman çok büyük bir kısmı küçük ölçekte, bunu biliyoruz. Hiç uzatmanın gereği yok. Ama bunların önemli bir kısmı kendi işletmesinde hem tarım, bitkisel üretim hem de hayvancılığı beraber yapıyor. Yalnızca bitkisel üretim yapanlar ve yalnızca özellikle hayvancılık yapanlar çok az. Bu çok özel bir yapıdır. Tırnak içinde çevre yönetimi yapacaksınız. Ha işte burada o iyi tarım uygulamaları, organik tarımın niceliksel durumu 2014 yılı itibariyle. Seçkin tarımsal üretim teknikleri, bu yönelimler bana ne geliyor, aklıma geçiyor biliyor musunuz? Şecaat arz ederken Kıpti arkadaşlarımızdan özür dilerim. Suçunu söylemesi. Aynen böyle bir durum. Yani kapitalizm öyle bir tarım dayatmış ki bize, o tarımdan kaçışımız yine onun gösterdiği bir yol, organik tarımla. İyi tarım uygulamalarını değerli arkadaşlar dünyaya yaygınlaştıran, sonra bizim bir gece ansızın Türkiye'ye de gelen, yönetmeliği çıkan iyi tarım uygulamaları nerede ve hangi kuruluşlar tarafından uygulanıyor? Biliyorsunuz mutlaka. İskandinav ülkelerindeki büyük süpermarketler. Türkiye'de uzunca bir süre domates reklamını yaparken büyük bir mağazalar zincirinin yöneticisi, iyi tarım uygulamaları yapılan yerlerden bizim domateslerimiz diyor. Bu şimdi bakın çok ciddi iki soruyu akla getiriyorum. Demek ki böyle bir uygulama mümkün. Teknik olarak, ekolojik olarak organik tarım ve iyi tarım uygulamaları farklı uygulama ama mümkün demek. Bu ortaya çıkıyor. O zaman niye öbürlerini yapıyorsunuz? İkincisi, yani kardeşim ben bu tarımı böyle canlı okudum. Şimdi bunun yerine bunlar var. Ama bu da yeni bir fiyatlama, yeni bir pazar olanakları yaratıyor bana. Sürdürülebilir İş Derneği, İş Konseyi'nin Türkiye Şubesi de kuruldu. Onun başkanının
derneğin kuruluşunda yaptığı bir açıklama var ki bu dernek dünyanın en büyük çimento firmalarının ve Türkiye'deki bütün özelleştirilen çimento fabrikalarını da alan Lafarge'ın önderliğinde kurulmuş bir harekettir, bir oluşumdur. Onun yönlendirilmesi Türkiye'de temsilciliği kurulmuştur. Bir fırsattır diyor çevre sorunları. Ama biz hiçbir düzlemde bunu da pek sorgulamıyoruz. Neden fırsat? Çevre teknolojileri dediğimiz teknolojileri pazarlama yönünden bir fırsat. Ve açılabilir tabii. Kooperatif örgütlenme ya da diğer tarımdaki örgütlenmeye baktığımız zaman hem şans, çünkü hiç yardım sanacak bir durum yok. 2.73 bu Türkiye'deki tarım yapan, yurttaşlarımızın önemli bir kesimini kapsıyor. Demek ki bir örgütlülük var. Kağıt üzerinde, mağat üzerinde söyleyebilirsiniz. Bu doğrudur. Ama bir potansiyel. Ama aynı zamanda da küçük köylülüğün ideolojik yapısından kaynaklanan bir şekilde siyasi bir tehdittir de. Örnek Ziraat Odaları Birliği. Bilmiyorum bunu tartışmaya değer görür müsünüz? Eğer tarımdaki çevre sorunlarını bunlar olduğunu sayarsanız ki bir ders kitabını açtığınız zaman tarımda çevre sorunları bunlar ve belki benim aklıma gelmeyen başkaları da vardır. Ama baktığınız andan itibaren ki böyle bakılıyor, ta başta en başta söylediğim o yanılgılar süreci devam ediyor. Daha az gübre kullanalım. Daha az gübre kullandırtamazsınız. Mümkün değil. Daha az tarımsal öteki sakıncalı girdilerin kullanımını azaltıramazsınız. Azaltabilmek için başka şeyler lazım. O böyle olunca o zaman çok yerli yerinde konuşmalar yapan akil insanımıza kalıyor iş. Eğer böyle giderseniz batsın bu dünya. Gerçekten de batsın bu dünya. Ama böyle gitmeyeceğini düşünenlerdenim. Ama şunu da eğer böyle tanımı esas alıyorsanız bir yasada yapılan bir tanım. Renklendirilmiş kısımlara bakın. Türkiye'de böyle bir çevre yönetim sisteminin varlığı söz edilebilir mi? Bence hayır. Kesinlikle söz edilmez. Tam tersi bir uygulama söz konusu. Okunmuştur. Bir çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı var bakanlığın. İlginç bir özelliği var AKP'nin. Kamuoyunda böyle sıcak bakılacak, duyarlılıkların bulunduğu alanlarda böyle bir enteresan göz boyama çabalarına giriyor. Çok da başarılı oluyor. AKP'den önce bu. Önce. Ama uygulama dönemine bakıyoruz. Öyle bir şeyler getiriyor ki, başlangıç olarak tabii öyle bakıyorsunuz ki, ha ne güzel, çok çevre amaç, tarım arazilerini koruma amaçlı program olduğu zaman da böyle bu kadar olur. Ne olur? Para verecek. Para verecek. Başka bir boyutu var mı Mali Başkanım? Marjinal zaten, ölçek veriyor. Ölçek. Zaten alttaki sayılar onu gösteriyor. Ama bunu yapıyoruz diyor. Adamın web sayfasında çok rahatlıkla böyle bir duyarlılığa sahip olan için güzel bir görünüm. Ne güzel diyor. Benim böyle bir uygulamam da var işte. Daha ne istiyorsun? Şimdi biraz daha hızlı gideyim Sayın Başkanı zorlamadan. Beş dakikanız var. 6 dakika olsun. Çevre tarımcılar için de Ahmet İnam'ın çok güzel bir saptaması var. %100 katılıyorum. Teknik bir sorun değil çevre sorunlarını önleme, çözme vesaire. Böyle olduğu içindir ki tutup onun için baştan beri tırnak içine alıyorum. Şimdi netlik kazanıyor. Neden tırnak içine alıyorum çevre ve çevre yönetimi ifadelerini? Yaşam çevreyi de kapsar. Çünkü zaten öyle olacak. Yani başka türlü olması mümkün değil. Pardon. Böyle olduğu için çevre koruma etkinlikleri de yaşama etkinliklerinin dışında değil. Ayrı bir iş değil. Bir derneğin böyle bu amaçla faaliyette bulunan bir derneğin kurucusu olduğum
olmama karşın maalesef böyle yapmak durumunda kalıyoruz. Ama aslında kaç yaparken göz çıkartma potansiyeli çok yüksek bir yaklaşım. Bir başkası, tabii böyle olunca yaşama etkinliklerin yönetimi de çevre yönetimi ya da benzeri ne adlandırırsanız adlandırın kapsaması gerekiyor. Ayrıca yaşama etkinlikler bir yerde, çevre yönetimi bir yerde diye yaklaştığınız zaman yürümüyor. Ulusal Çevre Statüsü ve Eylem Planı, UÇEP, katılan bazı hocalarımız ve arkadaşlarımız var salonda, yapıldı. Türkiye ölçeğinde ve çok da başarılı bir çalışmaydı. Açıkçası tanıtımından sonra hiçbir düzlemde, web sayfalarında bile bulmanız mümkün değil. Ve yaşama etkinlikleri yönetiminin planlanması gibi bir derdiniz varsa, bu zaten üstü örtük olarak falan değil. Zaten işin doğasının içinde çevre yönetiminin planlanması da olacaktır. Olmadığı takdirde yine aynı yanılgıya düşünüyor. Böyle bir soru evreni var karşımızda. 5N, 1K'yı çok aşan bir sayıda soru var karşımızda. Eğer çevre yönetimi planlamasını tırnak içinde tekrar söylüyorum, kullandığım ayrı bir planlama alanı gibi görmemesini önerdiğim çevre yönetimi için böyle bir yaklaşım. Ama ne var bizim dünyamızda, evrenimizde? Sadece koruma var. Koruma ve korunma. Bir varlıkları koruma, toprağı koruma, suyu koruma, tamam. Bir de sel ya da benzeri türden olanlardan korunma. İyi güzel de niye geliştirme yok? Çevreyi geliştirme niye yok? İkisinin aynı şey değil, aynı anlama gelmez. Burada biraz bunu geçeceğim. Sorgulama alanları inanılmaz şekilde en başta sergilediğim görüntüyü anımsarsanız o denli karmaşık. Bunu geçiyorum. Şöyle bir bakın, burada iç çevre sözcüğünü görüyor musunuz bir yerde? Şurada var. Ama burada yok. Yani burada yok. Olduğu andan itibaren tekrar başa dönüyoruz. Yine çevre muhabbetleri yapmaya. Güzel güzel örgütlenmeler, planlar, eylem planları vesaire yine dışarıda kalıyor. Dolayısıyla burada değil, bunun içinde yapı, bunun içinde gösteremedik. Evet, çevre onun içinde. O zaman karşımıza böyle teknik aşamalar çıkıyor. Ülkesel, bölgesel gelişme planları. Bunları önce tek yönlü olarak çizmiştim. Fakat dünkü tartışmaları izledikten sonra akşam kafamı kurcaladı. Tek yönlü olacak bir şey değil ki bu. Bir de aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru Mahir Hoca'nın söylediği, diğer arkadaşlarımızın söylediği veri tabanlı, en azından veri tabanı desteğini sağlaması, en azından geleneksel bilgi birikimi, her şey deneyimleri taşımak için de yukarıdaki en üstteki planını yapmak için alttan yukarıya doğru da bir akışımızın olması gerekiyor. Öyle bir yaklaşımla bir yerlere gidebileceğimizi sanıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çağlar'a. Kısaca bir iki özel saptama yapmak istiyorum. Koruma yetmez, çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Çevresel teknik bir sorunsal değildir. Hukuksal, yönetimsel düzenlemeler ve kamu yönetimi kargaşası karşısında çevre yönetmek zordur. Çevre sorunlarının öncelikle ana nedenleri sorgulanmalıdır. Özetle işimiz zordur diyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi söz sırası Sayın Ertuğrul Aksoy'da. Bilen bilmeyen herkesin konuştuğu bir konu, arazi kullanım planlaması. Nedir? Ne için gerçekleştirilmelidir? Ve mümkünse bugüne kadar ülkenin yaşadığı deneylerle ilgili gözlemler de varsa Sayın Aksoy'un, onlar da esirgememesini diliyoruz. Buyurun. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beni burada da bulunmamı sağlayan dostlara, başkanlarım var, arkadaşlarım var.
milletvekilimiz var. Önceki dönemden Gökhan Günaydın'a, o da bir mülkiyeli, Ziraat Mühendisliği Odası Başkanı'na. Değerli konuklar, ben Ertuğrul Aksoy, tabii ünvanım profesör yazılmış, teşekkür ederim ama en kısa zamanda onu da becermeye çalışacağım. 6 dönemdir Ziraat Mühendisliği Odası Bursa Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. Tabii ki deneyimlerimi paylaşacağım ama başkanım tabii ki ek zaman verirse. Konuşmamın içerisinde biraz teknik 4 bölümden oluşacak. Birincisi, arazi kullanım planlama sürecine nereden geldik? İkincisi, arazi kullanım planlaması nedir? Üçüncüsü, kullanım planlamasından önce yapılan fiziksel planlamaların handikapları nelerdi, zararları. Arazi kullanım planlamasının yapılabilirliği. Son olarak da Bursa'da arazi kullanım planlamasının gereklerine uymadan yapılmış planlamaların, kanunların, yönetmeliklerin uygulanmaması sonucu ortaya çıkan gerçek fotoğrafları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii mümkün olduğunca zamanım ölçüsünde sınırlı kalmak koşuluyla. Tabii burada bulunmam 36 yıl sonra bir nostalji de yaptım gelirken. Gaziantep Matematik'te okumuştum. Kurtuluş Parkı'ndan dikim evine yürüyerek giderdik. Buraların anıları fazla. O yüzden tekrar da teşekkür ediyorum. O günden bugüne neler yaşanmışı gördüğüm için, bu şeyi yaşattığınız için. Şimdi arazi kullanım planlaması, tarım ve planlamada gelişen ihtiyaçlar, elde edilen bilgiler, çatışan ilişkiler, gereksinimler, bizim işte şu yansıda gördüğünüz gibi insanların ya da çiftçilerin kendi alanlarını kullanma alışkanlıklarını terk etmelerini zorunlu olarak ya da gönüllü olarak terk etmelerine neden olmuştur. Bunun nedenlerini birazdan girişte söyleyeceğim. Başlarken çoğumuzun tahmininin ötesinde teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Tabii teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında arazi kaynaklarındaki azalmaya neden olan ve gelişme planlarında dikkate almadığımız veya göz ardı ettiğimiz birçok çevresel etkileriyle karşı karşıya kalmaktayız. Bu durum tüm dünya ülkelerinde paylaşılan ve yaşanan bir süreç ya da durumdur. Ya toplumların yoksullaşmasında dünya çapında bir artış söz konusu olup hızlı nüfus artışı ile nüfus artışının arazi kaynakları üzerine oluşturduğu baskılar, bireylerin geçinmeleri, yeterli ve sağlıklı besine ulaşmaları konusunda ciddi riskler yaratıyor. Bu risk altında. Evet, tam eğilebilirim. Son yıllarda çoğu ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de arazi kaynakları hızla çoğalan nüfusun gereksinimlerini karşılamak amacıyla artan yoğunlukta kullanmaya başlandığı bir gerçek. Bu koşullar altında günümüze kadar flora, fauna, toprak ve su varlıklarını kullanma ve yönetmede uygulanan geleneksel yöntemler ciddi riskler yaratmıştır ve yaratmaya da devam etmektedir. Ya besine olan yüksek gereksinim ve ürün artışı beklentisi sağlanabilir doğal kaynakların optimum bir şekilde kullanılmasını ve kaynakların daha eşit paylaşılmasını zorunlu kılıyor. Arazi ve ürün artışı arasındaki ilişkiler sadece besin üretimi ve açlık üzerinde etkili değil, aynı zamanda araziler için yarış, yanlış yönetim, çevresel bozulmalar, kitlesel göçler ve politik istikrarsızlık üzerine de etkili olduğunu söyleyelim. Bu nedenle açıklanan sorunlar ve arazilerdeki aşırı sömürü ve bozulmalar, arazi kaynaklarının yönetiminde etkin bir planlama yaklaşımı için araştırmanın başlamasına neden olmuştur. Tabii ki söz konusu araştırmanın tarihi 1960'lı ve 70'li yıllara kadar uzanmaktadır. 1980'li yıllarda geçmişte uygulanan katı, teknik ve yukarıdan aşağı, bir önceki konuşmada da söylendiği gibi yukarıdan aşağı uygulanan korumacı, katı, esnek olmayan planlamanın yerine alternatif bir anlayışın geliştirilmesi çabaları gerçekleşmiştir. Bu da katılımcı planlama anlayışının daha sık hayatımıza girmesi, planlamaya monte edilmesini sağlamıştır. Tabii bunu 1992 yılında ise 170'ten fazla ülke arasında onaylanan Rio de Janeiro Dünya Zirvesi Sözleşmesi'nde sık sık doğal kaynakların yönetiminde arazi kullanım planlamasına vurgu yapılarak
doğal kaynakların yönetiminde ve sürdürülebilir kullanımda arazi kullanım planlamasının rolü ve önemine dikkat çekilmiştir. 1974 yılında da arazilerin değerlendirmesi ve arazi kullanım planlaması çerçeve notunu FAO yayınlamıştır. 1992'de de o revize edilmiştir. O günden bugüne hocam, planlamaların... Hocam, bir müdahale mümkün mü? Efendim. Mümkünse toprağa kaynak demeyelim, varlık diyelim. Ben onu hassasiyetinizi biliyorum. Kızacağını da bilerek yazdım. Çünkü bu konuyu sürekli olarak... Tamam. Yani sizinle toplantılarda hep beraber olduğumuzda bazı bölümlerde varlık dedim ama... Kaynak tüketilir. Tabii tüketilir, o doğrudur ama sonuçta soil resources ya da dendiği için artık onu buradakilere bırakamıyor. Zaman zaman bu hataları yapabiliyoruz ama dediğiniz doğru, varlıktır. Tüketilecek bir ürün değildir, tüketilmemelidir. Katılıyorum. Şimdi arazi kullanım planlaması, işte tanımı, arazi kullanım planlaması en uygun arazi kullanım planı, arazi kullanım seçeneklerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla arazi ve toprak potansiyelinin, arazi kullanım alternatiflerinin ekonomik ve sosyal koşulların sistematik olarak değerlendirilmesi diye söylenmiş. Geçmiş planlamalarda fiziksel planlamalar nedir? Toprakçılar olarak bizim uyguladığımız işte arazi yetenek sınıflaması, suluk tarama uygunluk sınıflaması, toprakların erozyonla uğrama potansiyelinin belirlenmesi gibi sınıflandırmalar fizikseldir. Daha çok toprak karakteristiklerine ve sorunlarına dayalı olarak yapılmıştır. Sosyal ve ekonomik unsurlar hep göz ardı edilmiştir. Ve arazi kullanım planlamasının amacı gelecek için kaynakların korunmasını sağlarken toplumun gereksinimlerini de en iyi biçimde karşılayacak arazi kullanım uygulamalarının yürürlüğe konulmasını sağlıyor. Görevleri, çevremizdeki arazileri İnsanlar için en faydalı kullanıma yerleştirirken aynı zamanda gelecek için onların korunmasını sağlayacak kullanım kararlarına yardım etmektir. Bu son yıllarda herkesin çok sevdiği ve her alanda kullanılan sürdürülebilirlik kavramını içeriyor. İkinci görevi, araziyle kullanım türleri arasında ilişkiyi ve yanlış kullanımların zararlarını ortaya koyarak planlayıcılara en uygun arazi kullanım türlerinin kıyaslaması sunmaktır. Bizim de yıllardır buna hiç dikkat etmediğimiz, geçmişten ders almadığımız bir şey. Kısaca arazi, topraklar, bitki örtüsü, topografya, hidroloji ve iklim gibi geniş anlamda arazi kullanımı için potansiyel etkileri içeren bir fiziksel çevredir. İnsanların şimdiki ve geçmişteki etkilerinin sonuçlarında yansıtan bir yeryüzü parçasıdır. Mahir Gürbüz abime göre toprağın toplumsallaşmış ve ekonomikleşmiş formu, en bilinen, en geçerli akçe özelliği de budur. Yanlış olan da budur. İşte arazi kullanım türleri, arazi kullanım planlaması daha çok kırsal alanlar için geliştirilmiş olsa da kentsel kullanımlar içinde veri üreten bir yönü vardır. Tabii ki tarımın kuru sulu olarak uygulanması, otlaklar, orman, rekreasyon alanı, piknik, yeşil alan gibi temel arazi kullanımı alt bölümlerini oluşturur. Önemli olan kırsaldaki insanların geçimini sağlayacak kazanımları çevreye zarar vermeden elde etmesini sağlayacak kullanımların neler olduğunun belirlenmesidir. Kullanımların geliştirilmesidir. Tabii bu kullanımlar sosyal ve ekonomik unsurlarıyla toplumun belirlendiğini söyleyelim. Arazi ve kullanım türleri eşit önemde. Bu nedenle planlama düşünülen arazi kullanım çeşitleri ve doğal çevrenin her ikisinin birden incelenmesine dayandırılmalı. Günümüzde kullanımlar ve arazi arasındaki karşılıklı ilişkilerin dikkate alınmaması nedeniyle yanlış, plansız arazi kullanımlarına, girişimlerine ve zarar görmüş doğal kaynaklara ya da varlıklara çok örnek verilebilir. Dördüncü bölümde de bunlardan bahsedeceğiz. Bursa şimdi eskisi kadar yeşil değil, tamamen kahverengi. Bu Türkiye'nin ki havası en kirli illerinden yazın bile, suyu kirlenmiş durumda, toprakları her geçen gün amaç dışı kullanarak yok edilen baskı altında bir il, rantın gözbebeği bir il. 13 milyar dolarlık bir pastanın paylaşımıyla ilgili nüfusunun 7 milyon olması için planlar, hayaller kurulan, tabii bu Ankara'nın planı, 100 kişiden oluşan bilim kurulunun 2030 planında verdiği karar, yaptığı modellemelerde 3 milyon 750 bin kişi olarak planlanmıştı. Ve kirletici sanayi ve yeni sanayiye, yoğun iş gücü gerektiren sanayiye yer verilmeyeceği ile ilgili plan oluşturulmuştu. 2012'de sunuldu ama hala kabul edilmedi. Çünkü o plan kararlarının, stratejik hedeflerinin bütününü yok sayan bir takım eklemelerin olduğunu ve bu nedenle de Ankara'da beklediğini söyleyeyim. Yani en sonunda söyleyeceğim şey o,
Ne kadar iyi plan yaparsanız yapın, koordineli yasaları uyumlu yaparsanız yapın, yönetim anlayışını değiştirmediğiniz anlamda, bakış açısını değiştirmediğimiz anlamda hiçbir şeyi koruyabileceğimizi ya da gelecek kuşaklara sürdürülebilir verimli biçimde bırakamayacağımızı şimdiden söyleyeyim. Son sözdü, şimdi yeri gelmişken söyledim. Arazi kullanım planlaması için gereksinimse çoğunlukla değişen ihtiyaçlar ve baskılardan kaynaklanır ve benzer araziler için yarışan kullanımları kapsar der. Planlamada itici güç değişimi olan gereksinimdir. Gereksinim geliştirilmiş bir yöntem ya da değişen koşulların dayattığı çok farklı arazi kullanım biçimleri olabilir. İşte Kali hocamın söylediği gibi bir de alıntı yaparak söylemişti. Oranın önemsizleştirmesini vurgulayan, işte tütünü orada yok sayarsanız onun yerine alternatif insanların uğraşabileceği bir üretim modelini vermeniz, oradaki insanlarla tartışarak sosyal ekonomik unsurlarına uygun yeni bir kullanım planı türünü önermenizi söylüyor burada. Bunu yapmadığınız zaman işte insanların farklı yerlere kanalize olduğunu söyleyebiliriz. Kırsal arazi kullanımlarının bütünü tarımsal üretim, meracılık, ormancılık, yapan hayatı koruma ve turizm gibi konuları arazi kullanım planlamasının uğraş alanlarıdır. Sanayiye ve şehirle ilgili olarak da çok ciddi veriler sağlar. Kullanım planlamasının başarısı için arazi kullanımında değişim için gereksinimin ya da istenmeyen değişimlerin önlenmesi için çabanın ilgili toplum tarafından kabul edilmiş olması lazım. Farkında olması lazım toplumun. Planın etkili olmasını sağlayacak politik yaptırım gücünün ve yeteneğinin olumlu anlamda arkasında olması lazım. Rant yaratma ve paylaştırma, üleştirme modunda değil. Toplumun bütünsel çıkarları için uygulanan bir şey. Bunlar ortada yoksa, toplum bilinçli değilse, politik kararlılık yoksa yapılacaklar çeşitli kampanyalarla insanların dikkatini artırmak, kamuoyu oluşturmak, etkili planlama için gereksinilen koşulların oluşturulması amacı deneme alanları kurulmaktır. Buraya geçiyorum. Hedefleri var. Etkinlik, eşitlik ve kabul edilebilirlik, sürdürülebilirlik. İşte bu yeni arazi kullanım planlama anlayışının multidisipliner yapısı ve başarılı olmasının altında yatan gerçek bu. Etkinlik bir kere ekonomik olmalı kullanım türü. Eşitlik ve kabul edilebilirlik, sosyal olarak uygunluk diyebiliyoruz biz buna. Sürdürülebilirlik de daha çok fiziksel uygunluğu temel alan arazilerin faydalanılırken gelecek kuşaklara verimli bırakılacak biçimde kullanılmasını içerir. Tabii ki ekonomiklik salt öncelikli şey değildir. Arazinin kullanımına ya da sürdürülebilirliğine zarar verecek bir üretim biçimi ya da kullanım türü araziye zarar veriyorsa daha alt sürdürülebilirliği teşvik eden bir kullanım türünün önerilmesinin de temel hedef alındığı bir planlamadır bu planlama. Arazi kullanım planlaması sınırlı kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını şu 5 maddede şimdiki ve gelecekte ihtiyaçların tahmin edilmesi ve ihtiyaçlar için arazilerin yeteneklerin sistematik olarak değerlendirilmesi, toprak etütleri gibi arazi çalışmaları, veri tabanlarının oluşturması, birbiriyle yarışan kullanımlar birey ve ile toplumun gereksinimleri, yani bireyin gereksinimleri ve toplumun gereksinimleri, çünkü tüm baydaşlar planlamada rol alıyor. Kuşakların çatışmalarını da, sorunlarını da hem kuşak hem de sanayinin tarımla, tarımın ormancılıkla olan çatışmalarını da dikkate alan bir planlama anlayışı. Sürdürülebilir seçeneklerin araştırılması ve bunlar arasından belirlenmiş gereksinimleri en iyi karşılayanın seçilmesi. En çok kazandıranın değil, en iyi karşılayanın sürdürülebilirliği. İstenen değişimleri gerçekleştirecek planlamaların yapılması, deneyimlerden ders çıkarılması yoluyla amaç edinmiştir diyoruz. Yani günümüzde arazilerin bozulmasının nedeni açgözlük, duyarsızlık, belirsizlik ya da seçeneksizlik ise de asıl neden yarını düşünmeksizin konuşmacılar da vurguladı. Bugün arazinin aşırı kullanılmasının sonucudur. Bugünkü çıkarlarımız için, para kazanmak için. Arazi kullanım planlaması sınırlı kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını şu şekilde sağlıyor. Şimdiki ve gelecekte ki bu aynısı, bunu özür diliyorum. Günümüzün fiziksel plan anlayışı zaten söyledi Yücel Hocam, o karmaşa içerisine girmiş kanunlar, yönetmelikler, sorumlu kurumlar, kuruluşlar, oluşturulmuş kurulların yanlışlığını bahseden bir bölüm burası. İşte bir kere bütünsellikten yoksun yaklaşımın bir ürünüdür fiziki planlama anlayışı. Bu nedenle
İmar planları, çevre düzenlemeleri planları statik ve yasakçı, sürdürülebilirliği tamamen bir yapıya sahiptir. Çünkü yapısı gereği tepeden inme dayatıldığı için katıdır. Bu anlayışta sektör arası işbirlikleri yoktur. Ekonomik ve sosyal faktörler, ülkesel ve bölgesel ölçekli yatırımlar, bunların konumsal yansımalarını kontrol edici ve yönlendirici kurumsal, örgütsel ve yasal düzenlemeler gerekli nitelikte yer bulamamakta ve yasal düzenlemeler bütünsel toplum çıkarlarını gözeten anlayıştan uzak yapılmaktadır. Günümüzde planlama, uygulama ve denetim konularında uygulama yapan, karar ve görüş oluşturan çok sayıda kurum, kuruluş ve kanun vardır. Bunlar bir, evet. Hızlı gidiyorum o yüzden. Planlamalarda paylaşımcılık, açıklık ilkesine uyulmaması, planlarda şeffaflığın sağlanamamasına neden olmuştur. Toplumsal örgütlülüğün zayıflığı söylendi. Yerel yönetimlerde, daha doğrusu planlamaya halkın katılımını sınırlamakta ve baskısını azaltmaktadır. Ülke düzeyinde hassas ve tarımsal potansiyel yüksek alanların kullanım durumları ve öncelik dereceli ve güncel detaylı veriler üretilememiştir. Planlama yerelden başlayarak ülke ölçeğinde yapılmalı, yerel ve bölgesel ülkesel etkileri göz önüne almalı diye söylemiş Yücel Hocam da bunu belirten destekler şeyde konuştu. Planlamada planlayan, uygulayan, denetleyen ve etkilenen ilişkisinin kurulamadığı için planlar sağlıklı biçimde hayata geçirilememekte ve süresi çok kısa olmaktadır, hemen yenisi yapılmaktadır. Arazi kullanımlarının planlanmasında tür, yoğunluk ve kapasiteleriyle bunlar arasındaki yarışın, yanlış kullanımların zararlarının belirlenmediği, sosyal, ekonomik ve teknik altyapıdan yoksun planlamalar denetimsiz gelişmelere ve yerleşme sorunlarına yol açmaktadır. Bursa'da da örneği olduğu gibi plan var ama uygulama erki yok. Plansız gelişme veya var olan planların uygulanamayışı sonucu çevre kirliliği, flora ve faunanın bozulması, tarım arazinin yok olması veya bozulması gibi çevresel sorunlar hala gündemimizdedir kanunlara rağmen. Fiziksel planların yapılması sırasında da güncel veriler üretilmiyor. Bu doğru. İçinde bulunduğum 1998 Nazım planında da 2030'u hedefleyen çevre düzeni planında da toprakla ilgili, arazi kullanımıyla ilgili güncel veriler üretmemizin gerekli olduğunu söylememe rağmen zaman kısıtı yüzünden 6 ayda bitirmesi gerekir diye eski verilerden yararlanılıyor. Planlamanın en temel şeyi güncel verilere dayalı, doğru bilgilere dayalı bir planlamadır. Arazi kullanım planlamasının yapılabilirliği 3 cümleyle: ülkemizde süre giden planlama sistemi uygulaması değerlendiğinde ortaya çıkan sonuçlar nitelik ve nicelik açısından yeterli, güncel verilere dayanan planların hazırlanmadığı veya hazırlansa bile ekonomik, sosyal ve en önemlisi politik nedenlerle uygulanamadığını ortaya çıkarmaktadır. Bu durum planlamada ulusal ölçekte bütünsel yaklaşımı, sürdürülebilirliği dikkate alan tabandan yukarı, yerelden yukarı bir planlama yöntemi ve politikasının uygulanması gerektiğini göstermektedir. Bu da arazi kullanım planlarının planlamalara eklenmesiyle. Bu amaca yönelik olarak yeni politikalar disipliner arası bir eşgüdüm sonucu üretilmeli. Çevre duyarlı bütüncülü bir planlama benimsenmeli. Bu hedefe ulaşmak için ekolojik, konumsal, ekonomik, sosyal sürdürülebilirliğin temel alınması zorunlu. Planlama kavramı süreklilik, şeffaflık, demokratiklik, bütünsellik, bilimsellik, katılımcılık ve eşitlik ilkelerini içermeli. Kamu toplum yararına amaç edinmelidir. Planlar yerinde yapılmalı ve denetlenmelidir. Bu söz konusu planlama 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu 2005'te yayınlandı. Ama en çok uygulanan maddesi 13. maddesi, toprakların amaç dışı kullanılması ile ilgili maddesi. 10. maddesinde yapılması istenen arazi kullanım planları ile ilgili tek bir çalışma yapılmamıştır. 7. maddesinde önerilen Türkiye'nin yeni sınıflandırma sistemlerine dayalı olarak detaylı toprak etütlerinin yapılması zorunluluğuyla ilgili madde, bu da yapılmamıştır. Kirlenme riski, amaç dışı kullanma riski potansiyeli yüksek olan ovaların, Çalıştay'ı da yapmıştık Mahir Başkanım'ın da öncülüğünde Bursa'da 2007 yılında, 2008 yılında o koruma alanları belirlenmemiştir. Tek bir belirlenmiş sanıyorum Kahramanmaraş'ta ama Türkiye'de uygulanan bir şey yok. Böyle yaparsanız 1949'dan 2014'de arazilerinizi, tarım arazilerinizi yok edersiniz. Ve işin ilginci 2010'dan 2014'te istatistiksel rakamlara da soru işaretiyle bakmamız gerekir. 14 milyon hektar çayır mera alanlarımız var ama ne hikmetse 2014'e kadar tükenmemiş, hep aynı rakamlar devam ediyor. Tarım alanları 1980'lerde 28 milyonken şimdiki durum 23 milyon 900 bin hektar civarında.
En ilginci de şu, dünya ortalamasının üstündeyiz, sevinebiliriz. Kişi başına düşen tarım arazi varlığımız 0.3 hektar ya da 3 dekarlık bir alana sahibiz. Dünya ortalaması 2.4'tür. 1964'ta dünya ortalamasının 4.2'ni FAO söylüyor. Tüketebiliriz arkadaşlar. 80'den bugüne 0.63 6 dekarken %50'sini kaybetmişiz. Devam edebiliriz. İşte kanunlu ve yönetmelikli dönemlerde 1981 ve 1989 ve 2001'de yönetmelikli dönem 2005-2010 arası rakamlar 15'e kadar yayabilirsiniz. Kanunlu dönemde 827 bin hektar alan kanunlu ve planlı olarak yok edilmiştir. Toplam, genel toplam olarak da 2 milyon 300 bin hektarlık bir alan için amaç dışı kullanım kararları, başvurularının olduğunu söyleyebiliriz. Bursa Ovası bitiriyorum. Şu şekiller 2 dakikayı almaz. Kağacabey Ovası'nın büyüklüğünü görüyorsunuz. Hiçbirisinde TEMA'nın başvurmasına, bizim Toprak Koruma Kurulu üyesiyiz, başvurmamıza rağmen kirlenme riski büyük olan Bursa Ovası şu an için 11.245 hektarken 8.000 hektar kalmış Bursa Ovası'nın korunması ile ilgili tek bir adım atılmamıştır. İşte kamunun görevi ve yetkisini kullanmadığı ile ilgili çok ciddi de şekillerde suç duyurularında bulunduk ama ne hikmetse İçişleri Bakanlığı soruşturma gereği bulmadı. Görevlerini çok iyi yapıyorlarmış. İşte bu ovadaki yerleşimler her geçen gün artıyor. 32 bin Bursa il sınırları içerisinde yerleşim alanı var. Bunun %56.6'sı birinci sınıf, ikinci sınıf tarım alanlarında olduğunu söyleyelim. Hızlı geçeyim Mahir Başkan. Bursa Otoyolu 135 kilometresi bizden geçiyor. 421 kilometrelik bir yol. Asrın projesi 6 milyar dolar koyacak, 29 milyar dolar alacak özelleştirilmiş bir yol. Kamunun bütün fırsatlarını yararlanıyor. Şu şeyi gösterebilirsem. Kırmızı yol bizim önerdiğimizdi. Yeşilin alternatifi olarak hem kısa hem ovanın ortasından, su tamamından geçmiyordu. Bizi ve köylüleri dinlemediler. Yolu bildikleri gibi yapıyorlar. 150 bin, 200 bin ağaçta Gemlik ve Orhan Gazi'de zeytin ağacını yok ettiler. Zeytin bol. İşte sulu tarım alanlarından geçiyor. DSE'nin planlanmış ve aktif sulu tarım alanları. 83 sayılı sulama alanlarındaki arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanununda bu amaca alet edebiliyorlar. Sulanabilecek bir alan da yok 23 köyde. Demirtaş sulaması, İş görüyorsunuz, gölgenin altında kalan yerleşimler 104 hektar sulama alandan kaybedilmiş kaçak bir OSB. O da yetmez, bir incisi eksikti, onu da ekliyoruz. Termik santral, DOSAP termik santrali ovanın ortasına. İşte bizde görülebilecek şeyler, Devlet Su İşleri'nin o Demirtaş Barajı'nın sulama alanlarındaki insanların evlerine ulaşma çabalarını ve alternatifleri. Yollar kapalı, evlerin içerisinden ortasından geçen, bu da çok ilginç. Evi de kanala göre yapıyor. Bu araziler baskı altında arkadaşlar. Mera alanlarımız 4000 hektardır, 1200 hektarı düzenlenmiş meradır. Ortasında orada Yenişehir'in İzmir Süt Üreticiler Birliği'ne çalışmamış 10 yıldır süt kooperatifine ait bir şey var, tarım destekli yapılmış. Bunu engelledik, daha batıya 500 dönümlük bir alana, yine mera ortasında bir besi çiftliği olan, itimat olan çiftliğin 49 yılına kiralanmış çiftliğe 14 milyon lirasını vererek oraya ototest merkezini yapma kararı aldı yine bu kamu. Son incimiz de bizim Bursa'da bu 1270 hektar. Bursa'da kurulu 18 organize sanayi, 13 organize sanayi bölgesi, diğerleri ıslah. Onların toplam alanı 5000 hektar civarında. Bunun 3/4 biri kadar olan alan tamamı Devlet Su İşleri'nin sulama alanında olan, ikinci, üçüncü sınıf tarım alanı olan yere, yine adı, o adı Batı Osebe'ydi, sonradan ismine yüksek teknoloji koyarsanız her şeyi yutturuyorsunuz, çok güzel. Yüksek teknoloji OSB diye bir alanımız var. İtirazlarımız da 700 hektara düştü Karacabey bölgesinde. Ben bitirirken bu yaşam anlayışının, kardeşliğimizi, doğal kaynaklarımızı talan edecek anlayıştan kurtulmak gerekiyor. Plan, kanun, yönetmelik, ne yaparsanız yapın, mükemmel yapın, bu anlayış değişmeden ve o kişi sarayda, kaçak olan sarayda oturduğu sürece bunların düzelme şansının olmadığını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Zamanımı açtım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aksoy. Değerli katılımcılar,
5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım yasası 2005'te çıktı. Bu yasanın 10. maddesi özellikle arazi kullanım planlamasını öngören bir düzenlemedir. Ama aradan geçen 10 yılda tek adım yok. İbret verici bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu söylediğim sebepsiz değil. Bu yasayı devlet hazırlamamıştır. Bu yasayı içinde ve başında sorumlusu olarak bulunduğum için Tema Vakfı'nın oluşturduğu bir grup hazırlamıştır. Partilere, siyaset kurumlarına, hükümete götürmüştür. İlk taslaktan son biçimine kadar ortaya çıkan olumsuz gelişmeler tümüyle Tema'nın dışında siyaset kurumunun sorumluluğunda gelişmiştir. Ama devlet kendi hazırlamadığı bir yasayı da uygulamakta galiba rahat ve özgür. Onu da söylemek istiyorum. Bir cümlelik bir özet yapmak istiyorum. Bir soru. Altyapının götürüldüğü her arazide kent kurabilir miyiz? Fabrika? Başka tesisler? Hepsi mümkün. Ama verimli tarımsal üretimi ancak nitelikli tarım arazilerinde sağlayabiliriz. İşte arazi kullanım planlamasının neden gerekli olduğunu bence çok özeti bu cümleyle ifade edebiliriz. Şimdi sıra araştırma, tarım ve plan Sayın Pala, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Günaydın. Hoş geldiniz konuklar. Öncelikle Cemal Talı ve Gökhan Günaydın hocalarımıza teşekkür ediyorum teveccüh edip beni davet etmelerinden dolayı. Elimden geldiğince tamam. Konuyu özetlemeye çalışacağım. Şimdi tarımsal araştırmalıkların öncelikli amacı toplumsal yarar. Çiftçilerle başlayıp çiftçilerle sonlanmayan bir araştırmayı ben düşünemiyorum. 38 yıl araştırmanın bizzat içinde, 17 yıl Türkiye'de, 22 yıl Uluslararası İKARDA kuruluşunda, birazdan anlatacağım. Dolayısıyla amacımız yoksul kırsal kesimin yaşam kalitesini artırmak, öncelikli amacımız. Ve bunu yaparken ne yapıyoruz? Tarımsal üretim ve ürün kalitesini artırıyoruz. Toprak, su ve diğer doğal kaynak ve varlıkları muhafaza edip sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Ve bunu da yaparken paydaşların tümünün katılımı, öncelikle çiftçiler, araştırıcılar, bunu birlikte üretip, birlikte sonuçlandırıp yayın ve adaptasyonunu bu şartlarda yapıyoruz. Geliştirmeyi biz araştırma için yapıyoruz. Raflarda yayınlanmış bir sürü yayın benim için hiçbir anlam ifade etmez. Günümüz kuru alanlarına baktığımızda Türkiye'mizin yarı kurak bölgede olduğunu görüyoruz. Kısıtlı su ve kuraklık şeyine baktığımızda yine ekonomik su kısıtlılığını yaşayan bir ülkeyiz. Doğal kaynak ve varlıkların sorunlarına baktığımızda su da miktar, kalite ve verimlilik sorunumuz var. Başkan söyledi. Su daha çok tarımda kullanılıyor. Uygunsuz kullanıldığı için de çok daha fazla alana hizmet edecek su bize yeterli olmuyor. Toprağa baktığımızda sürekli yanlış uygulamalarla fizik erozyon, kimyasal erozyon ve biyolojik erozyonla karşı karşıya kalıyoruz. Doğal kaynaklarda biyoçeşitliğimiz var. Meralarımız, bitkilerimiz ve hayvanlarımız hepsi bir arada düşünülmesi gereken varlıklar. İklim değişikliğinden bahsetmiyorum, sadece gelecekte sorunları daha da artıracağını söyleyebiliriz. Şimdi ben Uluslararası İKARDA'da çalıştığım için araştırmalar da tüm ülkelerle birlikte yürütüldüğü için Uluslararası Araştırmalar Merkezi Birliği'nden söz etmek istiyorum. 15 araştırma kuruluşu. Bunların içinde İKARDA Kuru Tarım Bölgeler Araştırma Enstitüsü olarak Türkiye'de de ofisi olan, bölgeye hizmet veren bir kuruluş. Çalışma alanını görüyorsunuz. Sadece bu bölgede değil,
diğer kuru alanlara da hizmet. Bu bizim Sivana dediğimiz Orta Asya ve Kuzey Afrika, Batı Asya bölgesi. 2002'de 750 olan milyon olan nüfus 2020'de 1.15 milyara, yani 153 bir artışla öngörülüyor. Bunu daha önce duyduk. Dünyada CG sisteminin araştırmalar sonucu 1 milyar üzerinde insanın 1.25 dolardan daha az geçinmekte olduğunu, 800 milyon insan iyi beslenememekte. Bunlar anlatıldı, onun için fazla girmiyorum. Kadınların dezavantajlı durumda olduğu, verimli kaynaklara ulaşmakta yoksun oldukları, doğal kaynakları tehdit eden unsurların sürekli arttığını vurgulayalım. Burada 2050'de benim burada dikkatimi çekecek, 2050'de 9 milyar olarak tahmin edilen nüfusu, biraz üşüttüm kusura bakmayın, küresel olarak %60, gelişmekte olan ülkelerinde %100'ü oranda artırılması gerekiyor. Bütün bunlara bakarsak, bu Uluslararası Araştırmalar Merkezi Birliği'nin 2016-2030 stratejisine baktığımızda, vizyonu yoksulluk, açlık ve çevre ve doğal kaynaklar erozyondan arınmış bir dünya oluşturmak, bunu yaparken de görev olarak da özellikle yoksulların tarımsal üretimi sürdürülebilir şekilde artırmalarını, ekonomik büyümeden eşit pay almalarını, daha iyi beslenmelerini, doğal kaynakların iklim değişikliği ve diğer tehditler altında muhafazası konularında tarımsal bilim ve teknoloji geliştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Stratejik hedeflerine baktığımızda yoksulluğu azaltmak, sağlık için gıda güvenliğini geliştirmek, doğal kaynak sistemlerini ve ekolojik sistem hizmetlerini geliştirmek. Bunu yapmak için de 8 araştırma önceliği var. İklime duyarlı tarım. Fazla açıklamayacağım çünkü çok anlatıldı. Şunu da belirteyim. Tabii bu çalışmanın temeline Cemal hocamızın konuşmalarını koyun. Çünkü birlikte de çalıştık biz. Hepsinin üzerine bunları oturtmaya çalışalım. İklime duyarlı tarım, cinsiyet ve kapsayıcı büyüme, özellikle kadınlar, gençler ve marjinal gruplara fırsat yaratmak, genetik geliştirme, bildiğimiz çeşit olmazsa yüksek verimli, kaliteli hastalıklara, kurağa dayanıklı çeşitler olmazsa kaynaklarımız da güzel kullanılamaz. Biyoçeşitlilik, bu gen kaynakları, gazetelerde de yazdı, duymuşsunuz, Svalbard'da, Norveç'te, Kuzey Kutbu'nda, bütün şeyin, çeşitlerin birer örnekleri, tüm ülkelerin, İKAR'da da diğer araştırma kuruluşunda toplanan örnekler orada şu anda saklanıyor. Gelecekte bizi yok ederlerse herhalde onlar kalan insanları kurtarmak için kullanılacak bir vasıta olabilir. Doğal kaynaklar ve ekosistem hizmetleri, burada dediğimiz gibi sürdürülebilir ekosistemler ve havza üzerinde odaklanmak, tarımsal sistemler, ekonomik, sosyal ve çevresel yararlar sağlayan tarımsal sistemleri benimsemek, gıda ve sağlık, günlük besin çeşitliliği, beslenme miktarı, bütün bunları daha önce duyduk, tekrarlamayacağım. Enstitüleri ve tarımsal politikaları desteklemek, politika geliştirip, bunu zaten milli programlarla yapıldığı için, orada geliştirilen politikalar, enstitülerin gelişmesi, kurumların kuvvetlendirilmesine yönelik hizmetler. Bunu yaparken de iklim değişikliği, kadın ve gençlik, tarımsal politikalar ve enstitüler ve kapasite geliştirme çalışmaları tüm projeler üzerinde ortak olarak uygulanan bir yöntemle yürütülmekte. Yararlanıcılara baktığımızda üreticiler, kim bunlar? Daha çok yoksul çiftçiler, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, hayvancılık yapanlar, ormancılar ve balıkçılar. Tüketicilere baktığımızda kırsal ve kentsel alanlardaki daha çok yoksul tüketiciler, özellikle en yoksul hanelerdeki kadın ve çocuklar dikkate alınmak üzere planlandı. Sosyal gruplara baktığımızda kadın ve gençler ile marjinal gruplara bahsettik. Bunların ana akım geliştirme faaliyetlerinden dışlanmış üreticiler burada dikkate alınıyor. Gıda işleyicileri ve tüccarlar, bunlar da
dikkate alınması gerekli. Çünkü onlarsız da işler yapılmıyor. Odak coğrafyaya baktığımızda bu çalışmaların %50'si Afrika, %30'u Asya ve %20'si de Latin Amerika olarak paylaştırılmış. Şimdi Türkiye'ye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Tabii bu güzel çalışma ortamı, ben de çalıştım orada ama çok da kavga vererek çalıştık. Çok çok özel sektöre önemsemeler, özel sektörü içine çekmeler filan içine girdi. Daha sonra kor bütçe %80 ve özel projeler %20 iken bu yıllar içinde sistemde %80 özel bütçe, %20'si kor bütçe oldu, çekirdek bütçe. Ve bu çalışmalar bizim enerjimiz tüketti. Şöyle söyleyeyim, 2,5 milyon, 5 milyon dolarlık proje yazıyorsunuz. Proje için aylarınızı veriyorsunuz. Bu arada diğer çalışmalar yürütüyorsunuz. Ondan sonra bunu paylaştırıyor. Yani cross-cutting dediğimiz bir sürü kişi devreye giriyor. Denetleyici şu bu. Hiçbir şey çıkmıyor ondan sonra. Ve şu anda onu çevirdiler, o challenge programları. Şu anda da yapılan araştırma programları adıyla değişik konuları aldılar. Aynı şekilde parayı bir şekilde size, yani bütçe tamam, hani Tarım Bakanlığı'nda düşünün ki araştırma yapılıyor. Buradan Türkiye'ye geçeyim. Bu araştırmada siz herhangi bir konuyu yürütmek için alınan bütçeyi kullanacakken sizi aylarca proje yazmaya yönlendiriyor. Ve nitekim bu Dünya Bankası'nın, IMF'in, FAO'nun biraz da bize dikte ettirdiği sorunlar. Şimdi bizim en azından araştırmaların dünü bugünü geleceğinden bahsederken tarımsal araştırmaların tarihçesinden de bahsetmek gerekir. 20'lerde çok büyük ideal şeylerle tohum ıslah ve deneme istasyonları olarak kuruluyor. O kurulan bina hala şu anda araştırma genel müdüründe. O binada ben 17 yılımı verdim, 17 yıl çalıştım. Şu anda araştırma mensubu değil, genel müdürlüğün bir yeri. 33'te Cemal hocamız bahsetti, Yüksek Ziraat Enstitüsü. O orada sonuç yazacak şey çok olduğu için hocamız söyledi, boş bıraktım orayı. O zaten başlı başına bir aşamadır eğitimde. Araştırma enstitülerin gelişimi 50-70'ler dönemlerde. En azından tahıllarda 1,5 ton hektar bir verim, %25 bir artış sağlanmış. 70-80 döneminde araştırma enstitüleri, dış kaynaklı projeler, simit devreye girmiş, tarım ilçe müdürlükleri de devreye sokulmuş benim de bulunduğum dönemde. Ve %67 tahıllarda, baklagillerde %47 verim artışı sağlanmış. Tabii verim artışı derken hemen bunu doğayı, doğa kaynakları, toprağı tüketerek değil, bunları yaparken zamanında etkin şekilde kullanılan, mesela sürüm yapıyorsunuz. Zamanında toprak tabında yaparken yaptığınız sürüm size zamansız, çiftçinin çoğunlukla zamansız yaptı ama şimdilerde düzeldi onlar da. Yaptığı bir sürümde çok büyük bir enerji kaybediyorsunuz. Enerjiden tasarruf ediyorsunuz. Erken ekim ekerek zamandan ve dolayısıyla bitkinin sudan daha fazla yararlanmasını sağlıyorsunuz. Daha sonra 75'te TAGEM kuruldu. Takım çalışması devreye sokuldu aynı dönemde. Bu arada baklagil alanı 80-90 arasında ek olarak İKAR'da devreye girdi. Dadas alanlarının baklagil ekiminle azaltılması projesini bizzat biz yürüttük. Rahmetli Ekrem hocamızla birlikte seminerini yaptık. Zamanın bakanı Sabahattin Özbek hocamıza zorladık ve bu projeyi yürüttük ve 2 milyon hektar alana çıktı tarım baklagil alanları. Bu aynı zamanda azot kullanımının azalması demek. Fakat ne oldu bugün? Tekrar 800 bin hektara düştü. Ben markette aldığım bir üründe Türk menşeyi arıyorum ve bulamıyorum. Ya bir ya iki bulursunuz. Çoğunluğu Kanada, Avustralya bilmem ne menşeili ürünler. Bugün TAGEM'de 68 araştırma enstitüsü, köy işleri kapandıktan sonra 12 araştırma enstitüsünde bünyesini aldı. 56'sı bitki ve hayvan ıslahı yetiştirme teknikleriyle uğraşırken 12 tane köy işlerinden gelen enstitüde toprak ve su muhafaza, sulama, gübreleme gibi çalışmalar yapılmaktadır. Tarım Bakanlığı'nın kuruluşunu hepiniz biliyorsunuz. Ben buraya getirdim. Yurt dışı kuruluşlar, bakanlığın kendi bünyesi
ama 68 enstitüde 1300 kadar araştırıcı çalışmakta. Çok büyük bir rakam bu. Ama bugün o heyecanı, zamanımızdaki heyecanı pek görmüyorum. O çok üzücü. Şeye bakalım, OECD ülkeleri gayri safi milli hasılaların %2'sini araştırma geliştirme çalışmalarına verirken biz sadece %0.4 binde dördünü veriyoruz. Cemal hocamız bunu %1 olarak önerdi. %1'e çıkarırsak çok büyük bir başarı olur ama OECD ülkelerinin yaptığı gibi %2 yaparsak araştırmalarda ve o yoksul çiftçilere ulaşmada Türkiye çağ atlar diye düşünüyorum. Bugünkü kuru tarıma baktığımızda hala derin ve sürekli sürüm devam ediyor. Anız yok ediliyor, yakılıyor. Erozyon da arta süratle devam ediyor. Kuru alanlara baktığımızda değişik dağlık, çöl, ovalar, bu arada sulu tarım görülüyor. Kuru tarım sistemine baktığımızda nüfus artışı problemimiz, sınırlı kaynaklar, sınırlı varlıklar, düşük verimlilik, yaygın yoksulluk ve çölleşme bizi tehdit ediyor. Şimdi tarımsal sisteme baktığımızda sürdürülebilir bitki hayvan üretimine baktığımızda çok kompleks olduğunu görüyoruz. Ürün pazarı, hane halkı besin güvenliği, hayvancılık, anız idaresi, ürün değişkenliği, mevcut kaynakların kullanımı, toprak verimliliğinin artırılması konularına baktığınızda bu araştırmaları bir agronomist, bir ıslahçı yapamaz. İşte onun için çok büyük bir takım çalışması, çok disiplinli çalışma gerekir bunları çözmek için. Ve biz bunları yapmaya çalıştık. Bir örnek vereyim. Tarihsel olarak şöyle bir verimiz yok bizim. Avustralya'dan onun için getirdim. Bitki besin maddelerinin noksanlığı olduğu 1800'lü dönemlerde verimler, bakın ilk açtığınızda orayı tarıma, ilk anda yüksek verim alırsınız fakat çok süratli olarak verimlilik düşer. Sonra neymiş? Nadas alanı devreye girmiş. Fosforlu gübreler ve çeşitler devreye girince verim artmaya başlamış. Daha sonra herbisitler, yani yabancı ot kontrol ilaçları, gelişmiş çeşitler, baklagillerin girimi ve mekanizasyonla fırlamış. Daha sonra azot gübrelemesi, kanola ve lupinin devreye girmesi ve işlemesiz ekimin devreye sokulmasıyla daha fazla bir buğday veriminde artış öngörülüyor. Bu bir örnek. Tamam, 5 dakikada bitiririm. Şimdi biz buğdayda su verimindeki artış potansiyeline bakıyoruz. Şimdi Avustralyalılar ne yapmış? Bizim de bölgemizde, Türkiye'deki araştırmaları da içeren Akdeniz bölgesi mavilere bakın siz, odaklanın. Ve bir de ürün simülasyonuyla. Ben de o konuda çalıştım. Ve çok yararlı. Daha önce de bazı arkadaşlarımız bahsetti. Her milimetre başına simülasyon metoduyla 20 kilogram buğday verimi öngörüyoruz. Buna göre şu su kullanımı, yani yağışı olarak dikkate alırsak, niye bu çalışmıyor? Neyse, yağış şeyine bakarsak 100 milimetreden 600 milimetreye kadar nasıl bir değişken verim olduğunu görüyorsunuz. Halbuki olması gereken şu, hadi olmasın şu şekilde bir eğri istiyorsunuz. Yok, bu bunun nedenleri araştırılıyor. Çeşit ıslahı çok yapılması gereken bir şey ve yapılıyor. Size birazdan göstereceğim. Yüzlerce çeşit ıslahını hem uluslararası kuruluşlar hem kendi araştırma kuruluşlarımız yapmıştır. Fakat bu çalışmalarda bu artışın nedeni olarak ürün yetişme teknikleri. Zamanında sürüm, zamanında ekim veya işlemesiz ekim, azotu uygun kullanma, fazla aşırı kullanmama, fosforu yine yeterince topraktaki analiz sonuçlarına göre kullanma, yabancı ot ilaçlarını entegre yapma gibi şeyler, %47 ile %85 arasında verim artışlarına neden olan yetiştirme teknikleri görülmüş. Çeşidin etkisi %20'dir. Bütün çalışmalar sonuçlarında. Destek sulama, bu nedir? Yağışa bağlı bir tarımda biz şimdi sulama yaptırıyoruz. 90 santimetreye kadar suyu basıyoruz toprağa. Doygunluk derecesinde gerek yok. Bakın bunu nasıl
Su kısıtlı kaynak. Arazi verimde verimlilik nedir? 8 ton almak için sizin su kullanma randımanınız, bakın bu verim, bu da su kullanma randımanı. Halbuki 6 ton alıp çok daha verimli bir su kullanırsam geri kalan suyla ben daha fazla alanımı sulayabilirim ve toplam verimlilik, toplam kalite, toprak kalitesi çok daha fazla olur. Şimdi bu yaptığımız çalışmada bu sulama sistemiyle şöyle bir yağış ve istenen hedef verimleri aldık. Burada dikkat şeyinizi çekerim. En fazla tane verimi, sınırlı arazi kaynağı en fazla kar etmek, sınırlı su kaynağı en fazla kar, en fazla su kullanımı ve 4-5 tonluk bir verim için nedir? Bütün bunu çoklu çalışmalar yaparak, çok lokasyonlu, çok yıllı çalışmalar yaparak bulabilirsiniz. Ve bu da araştırmalarda neleri yapmamız gerektiği konusunda bize bir ışık. Dolayısıyla şu tabloyu önüme aldığımda ben ne istiyorsam ona göre, hangi yağıştaysam ona göre su kullanmayı ve onun sulama zamanlarını da belirledik. Ve o zamanlarda o suyu vermek gerektiğini. Baktığımızda çiftçi verimiyle bu Türkiye'de 91 ile 2001 arasındaki tüm istasyon ve çiftçi tarlaları verimlerini enstitüde ölçülen verimleri aldık. Ve istasyon %53 daha fazla verim sağlıyor çiftçiye göre. Ürün modellemesiyle potansiyel verime baktığımızda da bu %79'lara çıkıyor. Yani önümüzde daha ne kadar fazla çalışma alanı olduğunu gösteriyor bize. Bunu geçeceğim. Araştırma, çiftçi yayım çok disiplinli. Hepsi bir arada olduğu sürece biz çiftçiyi dışlayarak tepeden inme araştırma sonucunu uygulatamayız. Şimdi ben size örnekler vereceğim. Burada renkli bir şey. Müsaade ederseniz fazla konuşmadan. 2 dakika. Tamam. Bu kadar fazla çeşit geliştirilmiş. Hepsi çok güzel. Bunları uygun tekniklerle yürütmezsek, işlemezsek, mesela dik yapılı makineli hasada uygun mercimek çeşitleri 20'den fazla var. Nohut, yem bitkileri hayvancılıkla birlikte götürülmeli. Uygulama tekniğine baktığınızda çiftçi uygulamasına göre çok fazla bir aynı zamanda sürdürülebilir verim artışları. Şimdi bu İran'dan bir resim. Bakın yaptığımız çalışmada farkları görün. Sadece 0,5 ton, yani dekara 50 kilo alıyor çiftçi orada. Ve 1 tonluktan 4 tona kadar uygun tekniklerle siz çıkarabiliyorsunuz. Şu amcamız orada, ben ömrümde böyle bir şey görmedim dedi. Ve ilk önündeki yıl onu uyguladı. Ne bahsettik? Yeşil hani tarım, yeşil büyüme diyorsunuz. Şu tipte bir araştırma sonucu. Sürekli buğday ektiğinizde %40-55 verim düşüklüğüne neden oluyorsunuz. Ama rotasyona baklagilleri koyduğunuzda hem azot kullanımını bakın azaltıyorsunuz, 30 kiloya düşürüyorsunuz 60 kilodan, enerji tasarrufu yapıyorsunuz ve aynı zamanda veriminizi ikiye katlayabiliyorsunuz. Bu da Türkiye'de yapılmış, benim kurduğum, hani birlikte arkadaşlarımla kurduğum ve hala devam eden 29 yıllık sonuçlarla İKAR'daki 15 yıllık sonuçlar hemen hemen aynı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Bunların uygulanması gerekir. Nohut sonrası, karpuz sonrası buğdaya baktığımızda suyu daha iyi kullandığını görüyoruz karpuz sonrası buğdayın. Karpuz aynı şekilde nadas etkisi yapıyor. Siz yem bitkisini saman için, ot için, tane için biçebilirsiniz. Hayvancılık şart, birlikte düşünülmeli. Ve şuraya bakın, sürekli arpada sadece 1 tondan aşağı hektara verim alırken ona azot uygularsanız 1.87'ye çıkarabiliyorsunuz, 2'ye katlıyorsunuz ama yem bitkisi üzerine yaptığınızda 4 tonları buluyorsunuz ota biçtiğinizde. Otlattığınızda yine 4 tonu buluyorsunuz. Tane verimi aldığınızda ona yakın, daha düşük fakat ona yakın verim alıyorsunuz ama tane tohumunuzu alıyorsunuz. Bu aynı şey. Mesela değişik çoklu lokasyonlu, çoklu çok yıllı denemeler yapıldığında bize ışık tutacak sonuçlar alabiliriz.
350 milimetreden daha yukarıda, 250-300, 200-250 milimetrede yetişilen arpa, çiftçi verimiyle karşılaştırdığımızda yüksek yağışta ancak %30 fazla alabiliyoruz. Ama düşük yağışlara gittiğimizde tekniklerimizin sürdürülebilir olması nedeniyle %254 verim artışları elde edildi. Bunlar her biri en az 50 deneme sonucu. Hayvancılık şart dedik, birlikte olmalı. Otlatılmalı. Hocam bitirelim. Tamam. O zaman şöyle geçeyim. Siz görerek geçin. Yabancı ot dedik. Entegre olursa yabancı ot ilacını azaltabiliyorsunuz. Sıra arası ekimle böyle bir mercimek, böyle bir nohut elde edebiliyorsunuz. Nadas kayıplar, toprak kaybı derin sürümde böyle olurken, mesela karbon, şunu söyleyeyim hocam, karbon salınımı pullukla sürümde 250 gram santimetre karede karbon emisyonu varken, işlemesiz ekimde bu %50 gram, yani %500 olarak düşürebiliyorsunuz. Bu şekilde işlemesiz ekime gidiş yarın. Bunları geçeyim şöyle, en azından bir görelim. Bu işlemesiz ekimin bölgede transferi. Hızla geçiyor. Şu Kıbrıs'ta çok ilginçtir. 40 bin dolarlık, euroluk mibzerleri, çok büyük mibzerleri çiftçi bir yılın sonunda yarısı hibe olmak üzere kabul etti. Şu sonuçları bir yılda aldık. Bakın, işlemesiz ve geleneksel ekim farkı en az %30 verim farkı vardı. Enerji tasarrufu yaparak, toprak karakterini kollayarak. Şunu söyleyeyim en son. Tarımsal araştırma yeni yaklaşım dediğimiz zaman eski anladığımız agronomiden ekolojiye doğru bir anlayışın gelişmesi, analitik araştırmalarda sistem dinamiklerine bakılması, katılımcı aktif araştırma yapılmalı, adaptif öğrenme ve uygulama, faktör bazlı uygulamalardan doğal kaynakların entegrasyonuna havza bazlı uygulamalar geçilmeli. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Palata. Bir insan emek verince coşkusu da farklı oluyor. O yüzden fazla kısıtlayamadık Sayın konuşmacıyı. Sayın Palata diyor ki araştırmanın amacı toplumsal yarar olmalıdır. Peki Türkiye'de somutta ne yaptık diye dinlemeye, anlamaya çalıştım. Bitkisel üretimde iki tane temel eksen var araştırmada. Biri çeşit geliştirme ve ıslah, diğeri yetiştirme tekniği. Peki ne olmuş? Şunu anladık, en azından buğday, arpa dahil tahıllarda ve bazı baklagillerde önemli verim artışları sağlayan çeşitler olmuş. Bugün Türkiye'de buğday üretimi büyük ölçüde yerli koşullardaki araştırmalarda geliştirilmiş çeşitlerin damga vurduğunu söyleyebiliriz. Sebzede, meyvede aynı şeyi söyleyemiyoruz. Hayvancılıkta hiç söyleyemiyoruz. Zamanımızı sanırım uygun kullandık. Bir olumsuzluk yaşadık biz sayın konuşmacı, bir saniye efendim. Katılamadı, bilemiyorum. Onun yarattığı bir olarak da var. Bizim süremiz 1 saat 35 dakikaydı. 10.25'te başladık. Dolayısıyla 12'ye kadar teorik süremiz var ama illa kullanmak durumunda değiliz. Fakat katılım olursa tabii Bursa Hocam'ın da izniyle 12'ye kadar da sürdürebiliriz. Dileğimiz soru. Çünkü katkı olunca bildirmeye dönüşüyor, iş uzuyor. Katkı da olsa, soru da olsa kişi başına en fazla 2 dakika. Başka türlü baş edemeyiz. Sırayla efendim, bir saniye. Nasıl sırayla şaşıracağız? Önce buradan. Buyurun efendim. Efendim, adım Kayhan Kabas, merkez valisi. Eski mahalleler genel müdürüyüm. Adım Kayhan Kabas, merkez valisiyim. Eski mahalleler genel müdürüyüm. Efendim, biliyor musunuz son bu sorumu sormadan önce Ozan hocamın yanına gittim. Dedim ki bir soru soracağım ama siz de öğleden sonra bir gündemde bu konuyu konuşacaksınız. Ama o burada da gündeme getirmemi istedi.
Yeni Büyükşehir yasasıyla. İzin verir misiniz? Oturumun gündemi ile ilgili olursa uygun olur. Yeni Büyükşehir yasasıyla tarımın yönetiminin tamamen Büyükşehir'e geçtiğinin farkında mısınız? Yani niye konuşuyoruz, niye tartışıyoruz? Yani sanki işte biraz önce Yücel Hocam sadece bir alt başlık olarak koydu. Dedi ki bunu Ozan Hoca bahsedecek. Her şey değişti efendim, farkında mısınız? Ben Mayıs ayında İzmir'de Büyükşehir, yeni Büyükşehir yasası ve tarımla ilgili toplantıya katıldım. Ondan önce, toplantıdan önce gittim Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yetkililerle ne yapıyorsunuz diye konuştum. Dedim ki yeni yasadan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz dediler. Nasıl yapmıyorsunuz dedim ya. Bütün tarım alanlarımız sorumluluğu Büyükşehir'lere geçti. Yatırımla ilgili. Hayır efendim, olur mu? Uygulamayla da alakalı. Peki ne yapmamız dediler, lazım dediler. Dedim valla eski mahalli değerlere genel müdürlük bana göre il ve ilçe tarım müdürlüklerini hemen kapatmanız lazım. Belediyelere devretmeniz lazım. Ve Tarım Bakanlığı'nı da en az yarı yarıya azaltmanız lazım. Çünkü siz sadece denetim ve koordinasyon makamı durumundasınız. Yani olay çok ciddi. Köylerin tüzel kişilikleri kaldırıldı. Bakın dikkat edin. Bundan sonra su yönetimi, alan yönetimi, havza yönetimi, mera yönetimi, Büyükşehir Belediye Meclisleri'nde. Hiç boşuna uğraşmayın. Hiç boşuna uğraşmayın. Sayın Valim, milletin moralini bozmayın. Hayır bozmuyorum. Hayır bozmuyorum. Bakın. Farkında değiliz onun. Sayın Valim, Sayın Valim, herkes farkında. Ama bu önemli bir konu. Belki başlı başına bir... Ama bir dakika. Ama yani şurada tümünü tartışamayız. Bir dakika tartışamayız. Onu sırtlan anlayış gösterin. Ben şuna anlamıyorum. Tarımla bu kadar içli dışına giren bir grup nasıl olur da bu konu üst üzerinde durmaz? Hayrettin İsa'sını istiyorum. Planlayanlara sorun efendim. Ama bir dakika. Şunu anlatmak istiyorum. Siz de bahsetmiyorsunuz. Sizin de gündeminizin önemli bir maddesi değil. Evet. Anladığım kadarıyla tarım camiasının hiç üzerine durduğu bir konu değil. Sayın Valim, olay de, tamamen değişti. Her şey değişti. Biz de valileri sorgulamaya başlarsak hayır. Olmaz. Olmaz. Efendim. Olmaz ama ha, gündem bir saniye. Bir cümle söyleyeceğim, kapatıyorum. Lütfen. Belediye kent yönetimidir. Tarım yönetimi değildir. Ama bundan sonra artık belediyeler tarım yönetimine bakacaklardır. Ya bu çok büyük bir değişiklik. 250 yıllık Türkiye'nin yapısında inanılmaz büyük bir değişiklik. Farkında mıyız? Bu kadar. Efendim bu önemli bir konu, ayrı bir tartışma gündemi olabilir. Süreçte onu gerçekleştirebiliriz. Yalnız buyurun Sayın Günaydın. Selamlar herkese. Kayhan Bey'i uzunca bir süreden sonra ilk kez burada gördük, özlemişiz. Ama şu toplantının 6. oturumu sadece Büyükşehir yasası ve etkilerine odaklanmışken, bunu odağına alıp konuşan bir toplantıya ve camiaya Büyükşehir yasasından habersiz misiniz? Siz bunun nasıl farkında değilsiniz diye bir söylemin en hafif deyimiyle haksız olduğunu düşünüyorum. Herkes bunun farkında ama sizin bilmediğiniz bir şey var. Büyükşehir belediyelerinin yetkileri devam edecek ama merkezi planlama ve yatırım yapma, merkezi bütçenin tarım üzerindeki yetkisi de devam edecek. Dolayısıyla bu ikiyi birlikte ele almaya çalışan bir programdır. Kimse haksızlık yapmamalı bu kadar. Teşekkür ediyoruz Sayın Günaydın. Evet Levent Hocam, buyurun. Mikrofon lütfen. Efendim ben tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Pala'nın söylediklerinin hepsine katılıyorum. Aslında Sayın Pala bize güzel örnekler verdi ve tecrübeyi gösterdi. Yani sanıyorum emeklisiniz şu anda. Araştırma kurumunda uzun yıllar çalışıp içeride ve dışarıda yaptıkları ve olması gerekeni ve aslında bir iki noktada aksaklıkları da vurguladı. Özellikle 90'lı yılları atladı ama 90-96 arasında takım çalışmasından bireysel çalışmaya dönüldüğünü orayı geçiverdi. Aslında takım çalışmasını dün de belirtmiştim. Disiplinler arası çalışmada Türkiye önemli sorunlar yaşıyor. Bu sorunları aşamadı. Ama şunu sormak istiyorum Sayın Pala. Ben tecrübe ve birikimin değerlendirmesine inanan biriyim. Efendim şu anda sizden herhangi bir kurum yararlanıyor mu bu kadar tecrübe ve bilgiden?
hangi görüşte olduğu önemli değil yöneticilerin. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Hanımefendi. Merhabalar, ismim Tülay Tay. Ben de Mustafa Hoca'ya bir soru yöneltmek istiyorum. İKARDA'dan haber alabiliyor musunuz? Neler yapıyorlar? Şartları nedir? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Aykut Gözer, buyurun. Karşıya. Aykut Göker, ben de Sayın Mustafa Pala Hoca'ya bir soru yönelteceğim. 1990'lı yılların ikinci yarısında TÜBİTAK'ın yaptığı bir araştırmayı hatırlıyorum. Bu araştırmanın hedefi Türkiye'de mevcut tarımsal araştırma enstitülerindeki araştırma kapasitesini, yeteneğini tespit edebilmek idi. O zamanki araştırma sonuçlarına göre ki TÜBİTAK İstisnasız bütün enstitülere tek tek erişerek bu değerlendirmeyi yaptı. Ortaya çıkan durum çok iç açıcı değildi. Örneğin doktoralı araştırmacı sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Araştırmacı kadrosunda olan kişilerin eğitim düzeyleri genellikle lisans düzeyindeydi. Bir diğer saptama, dünyadaki diğer araştırma kurumlarına, tarımsal araştırma kurumlarına, Türkiye'dekilerle mukayeseli olarak bakıldığında, Türkiye'deki kurumların tarımsal teknolojilerdeki gelişmeleri izlemenin ötesinde egemen olmaya yönelik bir çaba içerisinde olmadığı da görülmüştü. Ben sizin sunuşunuzdan özellikle 2000'li yıllarda tarımsal araştırma enstitülerinde durumun iyileştiği gibi bir sonuç çıkardım. Öyleyse çok sevineceğim, değilse lütfen açıklamanızı rica edeceğim. Teşekkür ediyoruz Sayın Göker. Sayın Tayfun Özkaya. Evet, teşekkür ederim. Son söz Sayın İsmet Portapoğlu. Ben Sayın Pala'ya bir soru sormak istiyorum. Ege Üniversitesi'ndenim ben. Şimdi CGR kuruluşu, Ford Vakfı işte gibi büyük kuruluşların ve Dünya Bankası'nın falan şeyiyle kuruldu ve büyük ölçüde de geçmiş tarihinde şeyi destekledi, hep endüstriyel tarımı destekledi, bu girdilerin kullanımını falan falan. Şimdi siz de katılımcı araştırmadan söz ettiniz. Ben Türkiye'de katılımcı araştırmanın genellikle birçok araştırıcı, yani karşılaştığım araştırıcılar içinde, tarımsal araştırma dışında anlaşılmadığını düşündüm. Çünkü katılımcı araştırma lafını ben ileri sürdüğümde onlar adaptasyon araştırmalarını anlıyorlardı. Yani en sonunda çiftçiyi, bu yaptığımız teknolojiyi bir dene bakalım. Hani Microsoft'un işte yazılımlarını denetlemesi gibi. Fakat bu böyle değil. Mesela Filipinler'de muhtemelen duymuşsunuzdur. Çok büyük bir hareket geçmişe dönük 15-20 yıla dayalı. Masipak diye bir kuruluş ortaya çıktı. Tamamen sivil toplum kuruluşu şeklinde. Çiftçilerle araştırıcıların birlikte şeyi, inisiyatifi ve mesela onlar İRRİ'yi çok eleştirdiler. Yaptıkları şeyleri çok eleştirdiler. Ya bu bağlamda ne söyleyeceksiniz bu konuda? Yani Türkiye'de araştırıcı, katılıyor musunuz? Yani Türkiye'de katılımcı araştırma çok zayıf ya da hiç yok gibi ben öyle görüyorum. Ne diyeceksiniz bu konuda? Teşekkür ederiz Sayın Özkan. Son söz Sayın İsmet Portaboğlu. Maksimum 2 dakika. Benim bir sorum olmayacak ama bir katkıda bulunacağım. İzin verirseniz eğer. Efendim, hoşgörün, daha fazla insana söz verme şansımız kalmadı. Şimdi arkadaşlar ben çok kısa lütfen. 5-6 yıldan beri bir konferans hazırlığı yaptım. Bitirdim. Son sayfasını aktaracağım size. 2014 yılında ülkemizde ithal edilen tarım ürünlerini ben birer birer araştırdım. Sonuç şöyle. Toplamda ithal edilen tarım ürünleri, yağlı bitkiler dahil olmak üzere
67 milyon dekarlık bir tarım arazisi gerektiriyor. Eğer bundan üretilseydi. Ama bu arazimiz yok. Yalnız 40 milyon dekarlık madat arazimiz var. Sulanmayan. Dekara verimi 220 kilogram. Almanya'da 800 kilogram. Fransa'da 700 kilogram buğday verimi. Eğer biz madat arazilerimizde sulama suyu sağlar isek eğer bu ithal ürünlerden kurtarabiliriz kendimizi. Bu arada Amerikan eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in bir sözünü ileteyim size. Petrolü kontrol ettiğinizde ulusları, gıdayı kontrol ettiğinizde insanları kontrol edersiniz. Şu anda ülkemiz hem petrolde hem gıdada kontrol eden bir ülke duruma gelmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Portoboğlu. Sözümü geri almak zorundayım. Pozitif ayrımcılık dolayı. Son söz sizin buyurun. Teşekkür ederim. Zuhal Mutlu. Biraz geç geldim ben ama Ertuğrul Bey'e bir soru sormak istiyorum veya kim cevaplarsa. Şimdi bu planlamalarda biz hani ideal olana yaklaşmaya çalışıyoruz tabii ki. Bir de hani dünya çapındaki araştırma ve bunlara baz alınan altyapıdan bahsettik. Ve görüyorum ki tarımda da artık ekolojiye doğru bir yaklaşım söz konusu. Peki biz acaba ideal diye yaklaştığımız planlamada da örneğin bir ekolojinin ne derece bu planlamın içerisinde görebiliyoruz? Yeni akımları da görürsek dünya üzerinde gelişmekte olan, daha doğrusu doğru akımları, yeni akımları demeyelim de doğru akımları. Biz bu bir adım sonrası veya şu andaki hali nedir bilmiyorum ama daha ileri, hani gelecek için çünkü planlama yapıyoruz. Bunu ne şekilde katmalıyız? Bunları hesaba katıyor muyuz? Veya eksik kalan bir şeyler var diye düşünüyor muyuz? Yani biraz çünkü modasal, hani ideale bile gitsek yine bir takım düşünce akımlarının etkisinde kalıyoruz. Bu etkileri de aşarak daha bir sonraki ileriyi ve olması gerekeni ve de oradaki şeyleri biraz kestirimsel de yaklaşarak mesela ekolojinin etkileri gibi bu planlamayı katabiliyor muyuz veya kattık mı? Ne durumdayız? Teşekkür ederim. Teşekkürler Zühal Hanım. Efendim oturumun son sözü sayın iki konuşmacıya. Sayın Pala'ya birkaç soru var. Çok kısa yanıtlarsanız. Buyurun. Öncelikle bunca çok soruya çok teşekkür ediyorum. Heyecanımı biraz yansıtmış olarak değerlendiriyorum bunu. Şimdi benden yararlanma şöyle. İKARDA kuruluşu sürekli arar, konuşuruz. Her yıl bir ay kadar filan bana görev teklif ederler. Gider yaparım. Ama Türkiye'de maalesef kendi ofisimiz var burada İKARDA. Oraya gidiyorum, görüşüyoruz arkadaşlarımla. Ancak kendi kuruluşum daha şuradaki eğitim programlarında hiçbir zaman çağırmamıştır. Ki yakın olmamıza rağmen biraz herhalde değişik düşünülüyor. Kendi genel müdürlüğümüz, genel müdür bizim board üyemiz İKARDA'nın. Ve o İKARDA'daki şeyine girmesi için ben çok uğraştım ayrılırken. Çünkü bizim board üyemiz yoktu en son Ersun Hoca'dan sonra. Onu en sonunda başardık. Kendisi tamam. Tamam yok. Tamam dışarıda şey yaparız. Şimdi bu geçti. 2000'li yıllardaki 2000'li yıllarda şöyle araştırma kuruluşlarında heyecan kalmadığını söyledim. Orada tabloyu geçtim ben acele olduğu için ama siz okudunuz onu. Ne yazdım en son çalışmaları 90'dan sonra bireysel çalışmalara özellikle master plan sonrası bireysel çalışmalar daha önem kazandı. Bu da bana göre şu anda araştırmaya bakıyorum, konuşuyorum arkadaşlarla hiç heyecan yok. Çiftçi tarlasına gittikleri bir gün yok yani. Tarladan eve, evden tarlaya, ofise. CGIAR konusunda katılımcı araştırma şöyle. Bu konuda en yaygın çalışma yapan İKARDA'dır, onu söyleyeyim. Ve İKARDA milli programlar tarafından çok staşle her tür sivil toplum kuruluşları onu bahseder. İRİ'de ve SİMİT'te ilk dönemlerde yeşil devrim dediğimiz işte odur. Yani verim artışına yönelik çeşitler konulmuştur, cüce çeşitler, şunlar bunlar. Ondan sonra çiftçiyi katmamışlardır.
Belki şimdi onların şikayeti odur ama yeni dönemde irin durumunu bilmiyorum şu anda. Ama o kuruluşlar, araştırma kuruluşlarını etkileyerek katılımcı araştırmaları yaygınlaştıracaklardır diye düşünüyorum. Başka, doktoralı sayısı az, doğrudur. İzin verilmiyor. Bizim dönemimizde, bizim Ahmet Demir Çakmak döneminde çalıştım rahmetli ben. Yani o bize her tür izni verdi. Doktoralarımızı yaptık, doçent olduk daha sonra dışarıdan. Ama şimdi herhalde izin verilmiyor olabilir. Kişisel şeylerdir. Teşekkür ediyorum. Bunların da size bir şey söyleyeyim. Ben soru için teşekkür ediyorum. Tabii bizler arazi kullanım planlaması ya da diğer planlamalarda süreci çok geriden izlediğimiz ve hayatımıza kattığımız için yeni yaklaşımlarla ilgili beklentimiz fazla yok ya da katabildiğimizi söyleyemem. Ama şunu inanıyorum ya da bunu yapmamız gerektiğini inanıyorum. Ne zamana kadar tüketim odaklı bir üretimi hedefleyeceğiz ya da tüketim odaklı üretim yapacağız? Bunun bir sınırı olmalı. Yani asıl yapılması gereken şey, Tayfun Hocam'ın da bu konularda yaptığı çok ciddi çalışmalar var, sunumlar var. Yani dünya artık bu tüketime dönük üretimi destekleyen ve ona yönelik araçları kullanan bir modelden vazgeçmesi gerektiği günümüzde ortaya çıkan şey, benim inandığım şey de o. Ama biz henüz arazi kullanım planlarımızı yerine getiremedik ülkesel boyutta, ki toprak haritalarımız henüz yok. 2001 sayımı, 1991 sayımı tarım sayımı, 2001 tarım sayımı yapıldı. 2011 tarım sayımı yok. Kanuna rağmen yok. Hala bakan parsel sayılarında ve parsel genişliklerinde, işletme başına düşen parsel genişliklerinde, işine geldiğinde 1991 sayımındaki 5.7 hektarı kullanıyor. İşletme sayısında da 2001 sayımındaki 3 milyon işletmeyi kullanıyor. Yani bir kurumun tepesindeki insanların bu tarz verileri, doğru veri üretmediğiniz durumda planlama yapamayacağınızı söylüyorum. Ya benim inandığım şey, üretim, tüketim odaklı üretimin artık sonlanması gerektiği yönünde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz, katkınız için. Oturum sonlandı.